Ekranların en çok sevilen 7'den 70'e temizliği sevdiren programı Temizlik Benim İşim'den herkese merhaba. Haftanın 3. gününde Esenler'deyiz ve 3. gün yarışmacımız 20 yıllık tecrübe diyorum. Bakın yüksel demiyorum. 20 yıllık tecrübe duruyor karşımızda. Çünkü haftanın başından beri gayet iddialıydı. Kimsenin temizliğini açıkçası beğenmedi. Yüksel abla gün geldi çattı. Evet. Bugün bezini, kovanı alacaksın. Hem bana hem yarışmacılara hem de 82 milyona temizliğini göstereceksin. 20 senelik tecrübe dayanaktan peşindeyim. Sonsuza kadar kendime güveniyorum. Peki biz de sana güveniyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Yüksel ablayla hızlıca gidip tulumlarımızı giyiyoruz. Siz de kısaca 20 yıllık tecrübeyi bir tanıyın. Hadi gel. Yüksel Özdemir, 40 yaşında, temizlik görevlisi. Evli ve bir çocuk annesi olan Yüksel Hanım aslen Sinoplu. Aç bakayım altını. Yürüyor. Atma öyle niye savurdun? Kapının önüne bir kamyon çağır. Ben buradan vereyim, siz yükleyin. Geri dönüşüme kazandırmamız lazım. Temizlik yaparken gözüm kararır diyen Yüksel Hanım, Temizlik Benim işimde Karadeniz fırtınası estirmeye hazırlanıyor. Bence bu evi hiç gün doğmamış. Vallahi bu eve ne zamandır girmiyorlar bilmiyorum. Kadir Bey, böyle kirler misin? Biz nasıl para kazanacağız? Para için gördünüz mü? Gözleri karardı ikisinin de. 15 günde bir gidip 200 lira alıyorsun. Evet. 4 hafta var. Burada ne kokuyor? Ayak mı kokuyor ki? Hani böyle ıslak çorabı ayakkabıyla giyersin de kalır ya ayağın onun içinde. Böyle içine. Aman. Bu sünger. Ula burada da amma kalabalık var ya. Burası ne böyle? Gitti 18 bin liralık burnu. Evet, tekrardan herkese merhaba. Merhaba. Günaydın. 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 Bence bu evi hiç gün doğmamış. Bence de. Hiç günaydın gibi durmuyor. Evleri kötülüyorsun, insanlar başvurmaya çekiniyor. Tamam da ekranın gördüğünü söylüyorum ben de yani. Ekrana yansıyanı öveyim mi? Havasız kalmış bence. Kadir Bey. Araba yarışlarındaki gibi bayrakla işaret verdim. Hadi evi gezelim. Bir de yapabilse. Haftanın 3. gününde Yüksel Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonunun maşallahı var. Hem tıka basa eşya dolu hem de duvarları leş gibi. Örümcek ağlarıyla sarmalanmış bu mekanda temiz tek bir nokta neredeyse yok gibi. Bakalım Yüksel Hanım nasıl temizleyecek bunca pisliği? Burası neresi şimdi? Salon. Burası Esenler. Salon. Burası salon, evet. İkisi birleşik. Oo, vitrine bak, dolu, konsol dolu. Hadi hızlı hızlı gezelim, canlanın biraz. Haydi, haydi, haydi. Kameraya sırtınızı dönmeyin Yüksel Hanım. Karşıya geçin. Şunlar ne güzel fincanlarmış böyle. Koca salonda bir o mu dikkatini çekti? Gold gold. Şuraya baksana, her yer eşya dolu. Vitrin, televizyon ünitesi hepsi bir arada. İçi dışı, onun arkasında da yüklük gibi çok bir şey bekleme. Bir bakın bakalım ne varmış onun içinde. Ne vaflığın mı var? Yok. Televizyon var. Yedek televizyonları var. Koltukların hepsini süpürmesini istiyorum ama açıkçası hepsini silmesini beklemiyorum. Tabii ki silecek. Biz boşuna mı sildik içli dışlı? Tabii ki silecek. Koltukların oturma yerleri, doğalgaz sobası. Camların şeylerine bak. Kadir, televizyon programı sunuyorsun. Camların şeyleri ne demek? Dur, devamını getiremedim. Camın plastik doğramaları. Hah, tamam şimdi oldu. Vallahi bu eve ne zamandır girmiyorlar bilmiyorum. Daha sabah çıktılar. Çıkanların tek eve bir faydası dokunmamış. Her insan temizlikten anlamak zorunda değil.
değil mi Yüksel Hanımcığım? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum deme bari. Ama yapmıyorlar Kadir Bey. Ya derin temizlik yapmasın tamam da yani buraya bir süpürge açmak, bir paspas vurmak. Ya ama Kadir, herkes temiz olsaydı sen ne programı sunacaktın? Ha evet. Buradan kirli insanları alkışlıyorum. Böyle manzaraları onlara borçluyuz. Asla alkışlamıyorum. Kadir Bey biz böyle para kazanacağız. Keşke ben normal hastanede devam etseydim de siz böyle. Kadir Bey böyle kirlenmesin biz nasıl para kazanacağız? Bak görüyor musun? Tebrik ediyorum. Berin elinizi sıkacağım. Aa para için gördün mü? Evet tabii ki para için yaşıyoruz. Para için yaşıyoruz. Sen hastaneye eğlence için mi gidiyordun? Hayır o. Hem milletin kirlensin diye gitmiyordum. O ayrı bir iş canım ama yazık günah değil mi? Niye böyle bir yerde otursunlar? Biraz temiz olsalar ne olurdu? Kadir Bey böyle temizle ben evimi aldım. Evimi ocağımı aldım. Çocuğumu okuttum. Ya bak kirliler sayesinde. Yaşasın kirliler. Ne kazandın da öyle kız? Daha ben buradayım bir şey alamadım. Çok şükür. Sana. Her şeyimi yaptım çok şükür. Madem firmaların ismini versene. Firma değil bu ev işleri. Bireysel gidiyorsun. Bireysel abi peki, gibi. Peki evden ne kadar alıyorsun mesela? 200 lira alıyorum. Camlar da dahil mi? Tabii camlar, koltuklar, yerler aklına ne geliyorsa. Mutfak dolabının içine giriyor musun? Çok girmiyorum ama gir derlerse de giriyorum. 200 liranın içinde. Evet 200 liranın içinde. Ütü yapıyor musunuz? Ütü de yapıyorum. Günde kaç, bir haftada kaç kere gidiyorsun? Önceden her hafta gidiyordum. Şu an 15'te gidiyorum. O işleri bıraktım. Şimdi 15'te olanlar daha kolaylar seçtim şu anda. Eskiden... 15 günde bir gidip 200 lira alıyorsun. Evet. Kız zaten bir 4 hafta var. 400 lira ayda alıyorsun. Hayır canım olur mu? Sadece bir eve gitmiyorum ben. 5 tane eve gidip 5 aileye gidiyorum. Haftada 5 gün Kadir. He ama 15 günde bir diyorum gidiyorum. Hayır diyorum. Bir gittiğim kişiye 15'te bir kere gidiyorum diyorum bir aileye. He tamam. Yani yaklaşık ayda 4000 lira. Evet temizlikte para var bakın temizliği. Evet temizlik benim işim. Temizliği sevmiyorsanız bari parası için yapın. Ben para için yaptım işte bu zaman aslında çok şükür her şeyi aldım. Hadi artık devam edelim. Gördünüz işte durum bu. Bu kadar kalabalık eşyayı ne yapacağız biz? İçinize sindiremediniz mi hala? Sinmedi ya bu içimize siner mi bu benim içimin neresine sinsin? Biraz fazlalıkları poşetlere dolduralım diyorum. Vallahi iyi ki bu ev bana çıkmamış diyorum. Net yani net. İyi ki de bana çıkmamış ev. Çok ıvır zıvır var çok kirli. Camları, vitrinleri, televizyonu falan o kadar kirli ki nasıl içinden çıkacağını bilmiyorum. Vallahi hızlı hızlı indirip hızlı hızlı geri koyacağız. Rakipleriniz arasında bu ev iyi ki bana çıkmadı diyenler var. Vardır kesinlikle ama herkese de bu yoktu işte. Çünkü bize geldi kız bu. Bir şey değil mi? Türkan kesin beddua etti. Türkan kendi gününde dedi ki Kadir Bey dedi siz dedi göreceksiniz dedi el kirliği bana çıktı dedi onlara şansına çöki evler çıkacak dedi. Artık nasıl beddua ettiyse her gün birbirinden beter ev çıkıyor. Yalan yok bende iyi ki çıkmamış diyorum. Çünkü ben sabah evi kontrol etmeye gittim de küçük bir rahatsızlık geçirdim kokudan. O kendine çok güveniyor 20 yıllık tecrübesi varmış yapsın o zaman. Şuna bakar mısınız ya? Asfalt kenarı sanki. Öyle gösterilir mi Kadir? Doğru düzgün görünmüyor. Geç şöyle elinle göster şunu. Resmen asfalt kenarı. Yüksel Hanım duvarları silecek misiniz? Duvarları yetiştirebilirsek sileriz. Yetiştiremezsek silemeyiz. Kız bunun bir tarafını silsen öbür taraf sanki yani, örümcek alır. Bence silmeyiz. Sadece örümceğini alırız. Hepten çamura sıvanır burası. Ay yok sadece örümceğini alırız Kadir Bey buranın. Halılar da çok kötü. Kaldırın da altına bakalım. Hep yanlardan süpürüp silmişler. Bak aha iz belli. Bu halıyı Ömerli Barajı'na batır bir hafta sonra çıkar. Anca akar kiri. Yüksel Hanım devam etmeden önce salonla ilgili düşüncelerinizi alalım. Şansınız için ne diyorsunuz? Ay benim şansıma giriyor mu? Ne vereceğim böyle? Vereceğiz artık. Vitrini temizlemesini istiyorum. Özellikle halıyı silmesini istiyorum. Benden tutturdu iple halıyı silecektin diye. Ben vitrini, halıyı istiyorum. Hayır bu evde vitrin beklenmez. Çünkü vitrin çok ince detaya girer ve çok zaman alır. Dolayısıyla Yüksel'den vitrini beklemiyorum. Halıları silmesini de beklemiyorum. Evimizin banyosu salonu aratmayacak kadar eşya dolu. Rutubetten perişan olmuş duvarlar, örümceklerle kaplı tavan, tozla kaplanmış kapı, klozeti, lavabosu, termostatı derken banyonun temizlenecek yerleri saymakla bitmiyor. Bakalım yarışmacımız bu banyo için neler söylüyor. İşte banyomuz. Banyoda banyo yapılıyor mu? Burada ne kokuyor? Ayak mı kokuyor ki? Vallahi bir şey çok pis koktu. Kadir hani Bey. Böyle ıslak çorap ayakkabıyla giyersin de kalır ya ayağının içinde. Kadir Bey bizim işimiz zor. Allah yardımcımız olsun.
klozetin dibine bak Türkan abla. Şey aman... Yüksel. Yüksel abla. Oh! Daha ciğerlerime çekemeyeceğim. Ciğerlerim mantar oldu. Duşu gördün mü Kadir? O duş mu? Burada oturup duş yapıyorlar herhalde. Duşa sandalye. Arka taraf çok kalabalık. Çer çöp var. Kız bunun üstünde insan nasıl duş alır? Ne oldu? Niye korktunuz? Dökülüyor. Sana. Bak dökülüyor. Orada temizlik yapamazdım. Çok kötü bir koku vardı. Kusardım yani midem bulanırdı. Buraya geldiysek eğer bunu zaten göze alarak geliyoruz. Ne çıksa yaparım diye geldim zaten. Çamaşır makinesine bak. Çamaşır makinesinde her şeyi yıkadınız da hoş bir şey yıkanmışa da benzemiyor ama. Kapanma sen... yok, şey yok. Hele içine. Allah. Ben öyleydim baba canı çıka çehre. Bu nasıl deterjan? Göre çamaşır makinesi. Daha kendimi yıkayamıyor ki çamaşırları yıkasın. Ama ha bu sünger. O sünger mi ne belli değil. Banyosu çok büyük değil ama çok çöp var. Bence Yüksel onların hepsini atsın. Boş banyoda kendi temizliğini ispat etsin. Orası Ardiye. Ardiye evin her yeri kargaşa. Her tarafı Ardiye. Bak. Hatırladın mı bunu? Halı çırpma aleti. Temizlik sembolü bu. Bence temizliğin bir sembolü olsaydı bu olurdu herhalde. Ya bununla ne çalışmışım ben? Böyle. Onunla da mı iş yaptın? Tabii. Tarlada. 20 sene tarlada böyle çift sürdük. Kız sen kaç yaşındasın? 20 sene ona harcadın, 20 sene buna. 40 senemi dolu dolu yaşadım ben. Dolu dolu. Dolu dolu yaşadım. Anladım. Hiç boş geçmedi günüm. Tut bunu, finalde bu senin elinde dursun. Tamam. Mutfağa gidelim artık. Ben öyle kadınım işte, öyle çalıştım. Maşallah. Eli maşalı. Eli maşalı, gözü yaşlı. Dert de çok. Evet. Hepsini konuşacağız. Hadi göreceğiz. Mutfağa gidiyoruz, hadi gel. Hadi gel. Yüksel Hanım'ın mutfağı da evin geri kalanı gibi türlü türlü eşyalarla dolu. Toz ve pislikle kaplanmış mutfak dolapları, lekelerle kaplı çamaşır makinesi ve leş gibi buzdolabı eşya kalabalığının arasında kaybolup gitmiş adeta. Tıka basa dolu salon ve banyodan sonra bakalım Kadir ne diyecek mutfaktaki bu manzaraya. Ula burada da amma kalabalık var. Yoğurt mayalarlar ya her yerde kova olur. Ya hadi köyde market yok diyor bir daha bulamıyorlar diye saklıyorlar da. Onun bile bir... Oh! Mutfağa sığmadınız değil mi? Çok zor şartlarda çekim yapıyoruz Kadir. Allah yardımcınız olsun. Ayağımızı bastığımız yeri görsen şaşarsın. Aa, ay adamlar çöplüğe girmişler kurban olurum. Ekmek parası o kadar zor bir şey ki. Ah Kadir be yandık bugün. Burada yaşlı teyze yaşıyor kesin. Vallahi kim yaşıyorsa Allah yardım. Bence yaşlı bir teyze yaşıyor burada. Güzel bak bakayım kızım. Çünkü her şeyi saklamış burada. Hiçbir şey. Kedi girse aç kalıyor. Sinekler girmiş. Ay buzdolabı, buzdolabı, buzdolabı. Buzdolabını açtığı zaman Yüksel'in yüzünü görmek istiyorum. Gitti 18 bin liralık burnu. Ben ona 18 bin lirayı bunu koklamak için mi verdim? Hiç işte yazık yazık. Bu buzdolabı çalışmıyor mu ya? Aa fişi çekili. Fişi çekili. Bizi temizlesin diye yapmışlar işte. Ben buzdolabını görünce çok affedersiniz hemen dışarıya attım kendimi. Midem bulandı kokudan sinekler vardı. Yani dolap o kadar fazla abartılacak gibi değil yani yapılır. Burada da çamaşır makinesi var. O demek ki. Bence o bozuk bunu koy. O hurda oradaki. Evet. Açıkçası ev berbat. Yani ev sahibimiz için demiyorum, bizim şartlarımız için berbat. Burası da çok kokuyor. Çabuk olun biraz. Bence de bir önce kısa keselim, adamları benzibete attı. Tamam. Salondan başlamasını istiyorum. Hem büyük hem kalabalık. Süre 2-1,5 saat veriyorum. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, 20 yıllık tecrübe birazdan bu evde. Bakalım 20 yıllık tecrübe bu kalabalığın altına kalkabilecek mi? Kadir yardım et de çıkalım buradan. Nasıl alacağım ben sizi? Nasıl çıkacağız biz buradan? Nasıl girdiniz siz oraya? Ellerimden tut, yardım et. Allah seni bildiği gibi yapsın, kal orada. Kadir, bize bir merdiven getirin. Kız şu adama bir yardım edin gene. Arkadaşlara söyle de bir merdiven versinler. Merdiven verin, dur veriyorlar. Aslında sen orada iyiydin, bir salonu yapar buraya gelirdin. Çok kokuyor. Kokuyor değil mi? Evet, Kadir'in penceresine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dış ses. Bugün kendimi açıklıyorum. Açıklıyorsun. Hem de senin sayfanda. Aa, tabii. Evet, linkimi buraya bıraktım. Televizyona yukarı kaydırırsanız ulaşabilirsiniz.
Ola bir merdiven verin adam kalka. Nasıl çıkacaksın? Sen onu bir buraya ver. Hadi al. Görüyorsunuz 82 milyona daha güzel bir görüntü verebilmek için elemanlarımız canla başla çalışıyor. Sensin eleman. Eleman olmuyor mu? Adamlarımız. Arkadaşlarımız desene. Arkadaşlarımız. İlla benimle samimi olacak, bunun da derdi o. Tamam hadi sen git, ben geliyorum. Gel tamam hadi Yüksel abla. Söz verdin de gelmedin papalların bahçaya. Of! Senin eline kim verdi onu be? Sen beni Şakir'a mı sandın? Bak beni delilendirdin. Her şey gereksiz. Ah, Noel Baba var. Çay tepsisi var. Cüzdan var. Ekmek bıçağı var. Fincanlarımız var. Ayı bir şey var. Fıs fıs var. Hıs fıs var. Çer var. Çöp var. Ay şuna bir poz verin. Beni çekin. Neyse bakalım fark edecek mi? 2 gündür her şeyi gören 20 yıllık tecrübe bunu nasıl unuttu? Şok, şok, şok. Mutfağa geçiyoruz. Ayağının altına bir şey aldın mı sen? Allah'ım. Sıkıştım hocam, sıkıştım. Oh. Amanını telle, telle, yağ kiri telle, telle. Marmaris'ten Datça'ya selam saldım Hacca'ya. Söz verdin de gelmedin topalların bahçaya. Evet hazırız. Salondan başlayalım diyoruz. Tamam, salona başlıyoruz. Yüksel abla böyle yeni gelin gibi hiç kendini bozmadan oynuyor. Birazdan göreceğim ben seni. Terkan'a karışacak. Farkındayım bunlar. Devam, devam. Oynamaya devam. Tayrayrayram, rarayram, rayrararayram, ram ram ram. Ah, kavun, kavun, kavun. Ah, kavun, kavun, kavun. Aman ne kelle, kelle. Altını üst. Süreyi başlatayım mı? Hadi. 3. 2. 1. 0. Hadi başlıyoruz. Onların hepsini poşete basalım, yan odaya fırlatalım. Bak teyze oldu besbelli, görüyor musunuz? Yelekleri... Taktı teyzeye ya. Kesin teyze. Kız belki karısı ölmüş yaşlı adam. Yastıkları niye basıyorsun? Ama niye yeleğe bak? Gördün mü? Yaşlı olsa nasıl belli? Bakın bakın burada örümcek var. Ne yapıyorsunuz Yüksel Hanım? Ölsün. Bırakın öldürmeyin. Kız öyle nasıl tuttun sen onu? Niye? Ne olacak? Of! Senin eline kim verdi onu be? Sen beni Şakir'a mı sandın? Aa, bakın burada ne bulduk. Neyi buldunuz? Delili. Hakikaten yaşlıymış ev sahibimiz. Ben dedim bak 20 sene tecrübe, yaşlı var burada dedim. Yalnız baston da afilli, yanar dönerli. Hem de kademeli baston. Boyuna göre ayarlayabiliyorsun. Bunu niye kullanıyorsun? İnsanlar yaşlandıkça yaslanacak bir şey arar Kadir. Kadir Bey, bu ne? Hayırdır? Ne oldu Yüksel Hanım? Kuş yuvası, kedi pisliği gibi bir şey var. Yüksel Hanım maşallah ne enteresan tepkiler veriyorsunuz siz öyle. Bir şey diyeceğim, burada bir deyin çöp var direktman. Asfaltın kumu gelmiş içeriye. Tam çöp ev olmuş burası. Ne gözünü seveyim, bu nasıl bir ev ya? Vallahi şansına nasıl bir yer çıktı. O attığınız tahta nedir? Kütük kütük. Kütük o şey bacağını az çekin şunları da çıkartın dışarıya. Evet, kuyumcu çantasına çıktığına göre buranın 65 yaş üzeri olduğu anlaşıldı. Ne garip şeyler çıkıyor bu evden değil mi Kadir? Kültür mirası terliklerimiz. Ah! Ne? Eldivenim yırtıldı. Sanki eli kopmuş. Ver at yenisini vereyim dur. Yapma, kıllarımı çekersin şimdi. Bak beni delilendirme.
Kadir, bu süpürge çekmiyor mu? Bana da bir sesi tuhaf geldi. Sesi çok az çıkıyor. Ay, buradan bakıyorum ama artmıyor. Bak bakalım Kadir, halledebilecek misin? Acaba niye böyle bir çekmemezlik etti? Hani bu makine yeniydi? Yeni avuç, öyle dedi o içerideki çiçek adam. Yüksel'e en çok dağınıklık, koku, çok kötü bir koku var. Çok kötü, ağır bir koku var. Gerçekten bugün Yüksel'in işi çok zor. Bu kadar böyle abartı yapıyorlar. Kendi evlerinde çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Ne oldu? Bitti mi? Ayağını çek! Bence çöpe atalım bunu. E sen ne çöpünü diyorsun? Kadir, şurada bir pislik mi var? Hayır, kıl kıl, çekin. Koltuğun üstüne koy. Üstüne koyma, koridora çıkaracağız. Koridorda yer yok Kadir. Şey, kuru fırça alabilir miyim bir tane? Hemen geliyor fırçanız. Yüksel Hanım, temizlikte ilk iş örümcekler alınır değil mi? Evet, önce örümcekler alınır, sonra temizlik yapılır. Ya öyle mi? Ondan sonra camlar, ondan sonra yerler, koltuklar. Vallahi sayenizde biz de öğrendik. Evet, öğretiyorum size. Vallahi ben, yapan yarışmacılarımız var. Cam sildikten sonra örümcek ağ alıyorlar. Hatta hiç almayanlar da var Kadir. Yüksel bence kendini temizliğe kaptıracak. Çünkü evi görecek, bitirmeye çalışacak. Çünkü ev yoğun. Kadir, Yüksel Hanım'ın gözlerindeki hırsı görüyor musun? Gözlerinin içinde var. Burun delikleri bile büyüdü kadının. Yüksel abla temizlik yaparken kendini kaybediyormuş. Aa! Evet, öyle bir huyu varmış. Nasıl yani? Temizlik komasına giriyor. Bitene kadar da çıkmıyor. Çok güzeldi. Temizlik koması mı? Evet. İlk defa duyuyorum. Temizlik kovası var, temizlik koması var, bir de temizliğin kuması var. Temizliğin kuması kim? Kuması da diğer rakipler. Ya, kovası da sensin herhalde. Şöyle iki tane kirli koltuk alsam evime. Misafirler girince çat salona çıkartayım. Evet. Canım yatıya kalın falan deyin belki kaçarlar. Misafir kovmak için işe yarar aslında. Allah cezanı versin. Yavaş olsana biraz Kadir. Ayağımı eziyordun neredeyse. Şu an acelem var, dur. Bak burnuma falan gelir. Bak pasını verdim buraya. Seni Allah kahretsin. Ne kadar gidişat Yüksel'in Türkan'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu net zaten. Yüksel Hanım camda çerçeveleri güzel silmiyordu geldiğimde. İddialı mıydı? İddialı görmedim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Halıları kaldırdın mı? Kaldırdık. Evet. Süpürge yaptınız mı? Hayır. Süpürülecek, silinecek. Yetişebilirsem yaparım. Hayır, bana dedin ya, tecrübeliyim. Tecrübeliyim ama senin gibi bir tane küçücük halım yok benim. Ay bir tane, iki tane fark etmez. Ben yaparım, tecrübeliyim. 20 yıllık tecrüben var dedin. Yetişebilirsem yetişme, yapacağım. Hayır, öyle deme. Bana öyle demedim. Göreceğiz, tecrübeliyim dedin. Tecrübeliyim ama seninkiyle benim biraz da bağlar var. Öznur yine kenarda. Usulca böyle dinliyor. Sağzı. Ama dışarılarda var. Dışarılarda bizim işimiz değil biliyorsun. Şey, kendisinin var camın. Beyazlar var ya şunlar. Cam nasıl olmuş cam? Şöyle bir bakın çerçevesine falan bak. Krem istiyor çoğu yeri. Köpük sıktık oraya. Köpüklü olmuyor. Olur olur. Ben hep krem kullandım, ovdum. Senin bir kere plastik doğraman yoktu ki nereyi kremledin? Hiç işte konuşuyor. Masalar beyazdı, üstlerinde boya dökülmüştü, lekeler vardı. Krem. Şu an camdan bahsediyorum bak, camın doğramalarından. Tamam da böyle yerlere krem istiyor. Bakalım ne oluyor?
Ha ben döktüm dedin de ona şaşırdım. Ahşap temizliciyle olduk. Farklı şeylerden bahsediyorsunuz sanırım. Yani köpük işe yarıyor şu anda köpük kremi. Köpük işe yarıyor ama krem de istiyor. Hayır, sanki kendi camlarını kremlemiş gibi konuştu bir anda ona şey oldu. Evet, konu biraz karıştı. Camların hepsini ahşap temizliciyle... Tamam da, yapıyor, hayır bunlar krem istiyor. Peki, krem sürmediğin camına şu anda krem sürmüyoruz. Köpük sıkıyoruz. Çerçevelerinin Yüksel Hanım. Ne oluyor hanımlar? Ne kaynatıyorsunuz dışarıda? Ne oldu bir fısır fısırsınız? Yüksel Hanım aralar diyoruz. Aralar hep duruyor aralar. Araları dikkat et diyoruz. Ramanını iyi harca diyoruz. Kadir Bey ben Yüksel'e güveniyorum. Yapacağına da inanıyorum. Ona da kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bugün işi zor ama Yüksel bu işin altından kalkacak. Sen arkamızdaysan her şey olur ablam. Gelin bir de yardım edin bari Yüksel Hanım'a. Çok ya, güzel olur. Kadın adaletin simgesi görüyorsunuz ya. Canım. Yanlış bir şey mi söyledim? Estağfurullah hayır tabii ki de. Ama Türkan sen böyle yorum yaptıkça böyle seni boğası geliyor. Ortada bir şey dönüyordu ben anlamadım ama... Hoşuma da gitmedi. Sonuçta bu yarışma. Kimseyi yükseltmeye gerek yok. Bir dakika hanımlar. Açıkça soruyorum. Yüksel Hanım'ın bu yarışmayı kazanmasını isteyen var mı aranızda? Benim rakibim hiç kimse olamaz. Evet. O zaman iki tane halıyı pırıl pırıl istiyorum. Öznur Hanım siz ne diyorsunuz? Yüksel haftanın başından beri çok iddialıydı. Dolayısıyla bu iddiasının altını doldurması gerekiyor ve ben elinden geleni yapacağına inanıyorum. Yani ne demek istiyorsunuz? Biz Yüksel'i destekliyoruz demek istiyor. Yüksel Hanım'ın hayranları gelmiş anlaşılan. Ama şimdi iddialıydı. Öznur Hanım siz kimin kazanmasını istiyorsunuz? Ben tabii ki kendimi kazanmak istiyorum. Ama Yüksel'in de elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ya sizden daha iyi temizlik yaparsa? Benden daha iyisini yaparsa, o hak ederse o kazanır. Hak eden kazansın diyorum. Gülten Hanım siz ne dersiniz? 20 senelik şeyini bekliyoruz bakalım ustalığını. Ne çıkacak ortaya? Türkan Hanım. Ben her tarafı ışıl ışıl istiyorum. Tecrübeliyim deyip durdu. Teşekkürler canım. Çok sağ ol. Şuraya bak. Bir tane inşallah yapamaz da ben kazanırım diyen dobra yarışmacı çıkmadı. Herkes kendisini kazanmasını istiyor. Ben de... Vallahi herkesin gözü korkmuş. Rakibi yok benim. Yüksel Hanım sizi korkutmuş. Benim yok rakibi. Ama benim rakibi yok. Bana sormadınız. Sordum ya az önce. Hanımefendiye sordunuz. Tabii ki ben istemiyorum. Kendimi istiyorum. Aa tamam o zaman. Bu adam seni hep es geçiyor. Farkında mısın? Biraz öyle gibime geliyor. Ama dün de Kadir sizi konuşturtmamıştı. Konuşturtmadınız Kadir Bey evet. Ay hiçbir şey demiyorum. Salonda iki camını ovdum. Gözüne o gelmedi de onu mu dert ettin? Allah'ından bul. Kışkırtma yarışmacıları üstü. Evet, Yüksel Hanım'ın hayranlarını uğurluyoruz artık. Bir alkışla uğurluyoruz kendilerini. Yüksel Hanım'ın hayranları, güle güle. Yani benim hoşuma gitmiyor, onu söyleyeyim açıkçası. Çok arada konuşuyorlar. Net değiller, kararsızlar. Yani neye geldiğini bilmiyorlar. Ben neye geldiğimi çok iyi biliyorum. Nereye geldiğimi bilmesem o temizliği ben yapmazdım zaten. Ben nereye geldiğimi biliyorum. Temizlik programına geldim. Temizlik benim işim diyorum. Kadir, durum nedir? Şu anda gayet güzel gidiyoruz. Planlamamız da gayet güzel, bir hatamız yok. Hı hı, evet. Bu çekyatı çevireceğiz, üstünü sileceğiz. Sonra artık bu tarafa geçmemiz gerekiyor. Yerleri sildiniz mi? Yerleri sildik, hemen koltuklar. Yerine koltuklar, altları sildik. Harika. Yüksel Hanım, sizce nasıl gidiyor temizlik? Vallahi güzel, heyecanlı. Yarışmacımız çok heyecanlı girmiş. Senin tecrübesini göstermek için çırpıyor. Yani. Yalnız bu koltuğun altını yarım yamalak sildiniz. O tarafa yetişemedik. Çekelim sıracım. Kız sen benim koltuk suyuma niye yer bezini soktun? Ah Yüksel Hanım ah. Kovaları bak Yüksel abla, kovalara sakın karıştırma. Biri benim biri senin. Şartınız şurtunuz olsun. Şartın şurtun var, her bulduğun temiz suyu kullanma, benim de suyum var. Kadir'in şartı da bu. Kadir, hazır Yüksel Hanım yokken biraz dedikodu yapalım. Nasıl buldun yarışmacının performansını? Pratik şu anda. Pratik mi? Pratik. Bak az önce daldı suyu karıştırdı. Temiz su görünce dayanamıyor ama pratik bak 5 dakikada burayı hemen aldı. Kimisi olsa onu oraya iter, bunu buraya çeker, o çöp oraya karışır. Bir daha geri dönmemek için şartlı gidiyor. Hoşuna gitti mi yani? Şu anlık gitti ama biliyorsun salonda iyi olup da mutfakta olan da var. Yaşlı kadınlar yoruluyorlar tabii. Yaşlı mı oluyor 46? Kadın daha 40 yaşında. 40 mı? Tabii.
Ay anamdan gençmiş. Annen kaç yaşındaydı senin? 51. Yok canım daha neler. E tabii annem 51 yaşında. İyi ya bu kadın da 40 yaşında işte. Anam kız çökmüş anam. Annen genç duruyor değil mi? Ne olacak benim annem bir iş yaptı mı? Yüksel Hanım sürenizi durdurduk. Buyurun şöyle soluklanın biraz. Tamam. Geçin oturun Kadir'in yanına. Yüksel Hanım çok iyi gidiyorsunuz ama çok çabuk yorulacakmışsınız gibi geliyor bana. Yorulmayacağım, yorulmayacağım. Şey diyor yaşından dolayı yoruluyor. Ay yok. Siz az önce duymadınız ama Kadir annem 51 yaşında fakat Yüksel'den genç duruyor dedi. Ben dedim. Dedin tabii. Ben mi dedim? Evet sen dedin. Ben. Kadir Bey hayırdır? Aa. Demedin mi? Hayır dedim ki. Kadir Bey hayır. Şu an hanginize inanayım ona bakıyorum. Bir saniye ikimiz de birbirinden yalancıyız da. Şey demek istediğim benim neydi orada? Kendini çok yıprattın. İçin, çok çalıştığın için ister istemez hani diyorum vücuden yorulmuştur demek istedim. Yok yorulmadım azimliyim her zamanki gibi ben bu işi çok seviyorum hep de severek yapıyorum. Anlaşılan hayatın zorluklarını fazlasıyla görmüşsünüz. Çok. Doğal olarak bu zorluklar insanı yaşlandırır. Evet. Erken olgunlaştırır. Ben 2 senedir olgunlaştım daha çok. Bu 2 senede ne olgunlaştırdı sizi? Hayat tecrübelerimiz. Çektiği çileler. Çektiğimiz çileler. Ne çile çektiniz? Ne çektim ki biz Sinop'ta. Evlendik. 5 sene kaldık orada. Hiç eşimin işi yoktu. Çocuğum vardı. Çok küçüktü. Evet. 4 sene sonra geldik. 4 yaşında benim oğlum İstanbul'a geldiğinde. Biz bekçiliğe girdik. Bekçilikte girince. Bekçilik mi? Pilla bekçiliği yaptık. Eşim Beşiktaş'ta çalıştı. Ben şeyde çalışıyordum işte bekçilikte. Orada mı kalıyordunuz peki? Orada alt katında kalıyordum ben. Güzel, çok güzel bir evde beni koydular. Allah razı olsun onlardan. Köyden buraya nasıl bir cesaretle geldiniz Allah aşkına? Cesaret benim. Ailem burada. Benim ailem çok güzel bir aile var. Adam diyor ki işsiz diyor. Eşimin hiç diyor. Ailesi yok. Var ama yok. Hiç sahip çıkmadılar. Biz de 1 senelik evliyken, hamileyken bizi kapıya koydular. Niye? Sinop'ta mı? Sinop. Boyabat'ta dediler ki. Seni mi istemediler? Beni istemediler. Şimdi ben çok eve katkı vermiyorum. 3 aile biz bir arada kalıyorduk. Aynı evin içinde 3 aileyle yaşamak hiç sevmedim. İstemedim. Peki İstanbul'a nasıl geldiniz? İstanbul'a geldik. Annem rahmetli oldu. Eşim onunla İstanbul'a geldi. Teyzemler verdim burada. Kuzenlerim. Durumlar çok çok güzel maşallah. İstanbul'da zorlandınız mı? İstanbul'da tabii ki zorlandım. İstanbul'a geldik bekçilik yapmaya. İyi para almıyor muydunuz? Hayır, 2 ay 3 ay vermedi patronum parama. Niye? İşte zaten bir şey para vermiyoruz. Yiyeceğiniz biz getiriyoruz. Şey fatura ödemiyoruz. Kira ödemiyoruz. Sana ne vermiyoruz. Canım zaten o şartla geldim ben. Vermedi. Ben buna çok tepki gösterdim. Tepki gösterince eşine söyledim işte ablaya söyledim. Ablanın böyle böyle dedim yani abi bizim paramızı vermiyor. Ne olacak filan. Olur mu dedi Yüksel dedi. Biz de bir gün maaşımızı almışız havalara çıkıyoruz dedi. Versin dedi ne demek filan dedi. Tabii patron hiç oralı olmuyor yani ama boş ver işte. Sonra neler oldu anlatın bakalım. Sonra ben oraya satılacağız biz oradan çıkmaya karar verdik. Çocuğum ilkokula gidiyor ama bakacak birini bulamıyorum. Ev işlerine gideceğim aslında. Ama yani kiraya çıktığımız zaman çocuğuma bakan yok. Arkadaşım vardı buradan sevgiler olana Emineciğim. Dedi ki Yüksel bir yerde bekçilik var dedi. Gel dedi kira verme bu çocuğun büyütene kadar orada otur dedi bana arkadaşım dedi. Gittik tekrar bir daha bekçiliğe başladım ben. Bekçiliğe 4 senede orada durdum. O çocuğum ortaokula başladı bu arada. Büyüdü tabii artık kendini görebiliyor. 4 senede orada kaldık. Orada da tabii çok şeyler yaşadık. Bence senin ev almandaki en büyük katkı bu bekçilik. Çünkü kira da vermiyor ya aldığı cebine kalıyor. Bak hikaye gittikçe ilginçleşiyor. Kesin o evde de bir şeyler olmuştur. Tabii yani. 4 sene sonra ne oldu orası mı battı? Orası batmadı. Orada patron inanılmaz şeydi. Çünkü ben böyle çok aktifim. Acaba bu kadın nasıl bir kadın? Çok merak ediyordu böyle. Ben çok canlıyım. Böyle her şeyi yapan, kaldıran, ağaç budan, çim kesen, belbeliyen, lahana, şey, biber, domates eken. Bu iş işte senin gibi işçi daha ne istiyor? Ondan sonra adam şey işte istemiyor benim böyle hareketli olmamı. Sana şunu soracağım. Kayınvaliden dedi mi? Kız Yüksel iyi ki de oğlumu İstanbul'a götürmüşsün. 2 ev sahibi ettin dedi mi demedi mi? Şu an o şeyi yok. Hafıza gitti. Bir dakika. Ben o kısmını kaçırmışım herhalde. Sizin 2 eviniz mi var? Evet. 2 evi var. Maaşıma ne zaman zam yapmayı düşünüyorsunuz? Yüksel Hanım nerede bu evler? Birisi Ümraniye'de, birisi Dodorlu'da. İstanbul'da yani. Evet. Ama oradayım. Maşallah değil. Miran maşallah değil. Ne oldu? Maşallah. Elen terefiş kem gözleri şiş. Yok. Ümraniye'de zaten. Kalk Kadir kalk. Bu kadın bizi cebinden çıkartır. Ben bir sözleşmemi tekrar gözden geçirip geleceğim. Eve gidip geliyorum dursa. Demeyin öyle. Yüksel Hanım hem çile çektim falan diyorsunuz hem de 2 tane eviniz varmış. Benim 1 tane evim var. Hadi onunki de miras falandır belki. Canım sen... daha kredi ödüyorum birine. Borcum var. Ay. Oy kalk Yüksel kalk dert bağladın beni kalk.
bir şey diyeceğim. Yüksel iki ev almış ama en büyük içine oturan şey ne? Sürekli hani hep bir borç ödediği için, bir yere para biriktirdiği için hiçbir zaman sıfır bir eşya almamış. Aynen. Yani şu çekyatı mağazadan aldım demeyim. Nasıl yani? Koltukların başkasını, perdelerin başkasını, kıyafetlerin başkasını, tencerenin tabağın başkasını. Hiç şimdiye kadar bir koltuğum olmadı. Hiçbir tencere takımım olmadı. Peki arabanız var mı? Yok. Çok daha kredi ödüyoruz. Neyse iki ev almışsın, mobilyayı da alırsınız. Düğün paketi alırsın. 10 bin lira kazanırsam alacağım inşallah. Ha, eşya mı alacaksın 10 bin lirayı? Ya. Yalan söylemeyin. 10 bin lirayı alırsa estetik yaptıracakmış. Estetik buna ayıp olur da edemiyorum. Yok ayıp olmaz da ne yapacağız? Botoks burnu mu? Burnum kırık, kıkırdağım yok. Nefes alamıyorum. Kış olduğumda sürekli grip oluyorum. Ve he, yastığı önden basın. Evet. Kadir'in bir estetikçi arkadaşı var. Çok pahalı ama 10 bin lira yetmez. Arkadaşın değil mi? Kadına bir indirim yapar artık. Vallahi güzel bak benim burnum yaptım. Ama bir şey diyeceğim. Nefes alamıyorum. Bak bu şeyler beni hep sana bitiyor bir şey diyeyim mi? Burun ameliyatı oluyorsun ya. 2 ay neredeyse. Biliyorum. Benim oğlum oldu. Benim oğlum 1. sınıfta düştü. Burnu kırıldı. Burnu böyle dümdüz oldu çocuğum. Anayı görüyor musun? Onu yaptırmış, kendini yaptırmamış. Evet ben yaptıramadım. Hemen oğlumu yaptırdım. Genetik demek ki. Senin mi çocukken? Ben de öyle düşmüştüm evet. Çocukken kafayı çarpmış. Ondan sonra böyle olmuş. Buradan delik almışım. Haydi Yüksel abla devam edelim. Kadir. Efendim. Sen bu kadından ne istiyorsun? Bak gözleri dolmuş senin yüzünden. Ben ne yaptım be? Şey yapmadı. Kız ben ne yaptım? Tam ben konuşurken suratıma pencere kapattı diyor. Sevmedi gibime geldi diyor. Aa ben. Öyle bir şey düşünüyor musun cidden? Düşünmüyorum da ne bileyim hani. Aşk olsun. Çünkü o kadar seviyorum ki seni. Ben de seni seviyorum. Seni sevmesem evde o kadar beraber iş yaptık, hiçbir kötü beraber oldu, ne kadar güldük, eğlendik. Evet, ben çok... İyi de sen herkesle temizlik yapıyorsun ki. Hayır bir saniye yani seni sevmesem hiç öyle o kadar candan işten çalışamadım. Ne bileyim yanlış bir şey söyledim acaba kalbini mi kırdım? Hayır diyorum. Canım benim kalbim kırılmıyor zaten ben onu aldım. Sen sevmediklerinle içinden gelerek temizlik yapıyor musun yani? Hayır en azından yaparsam da yüz ifademden anlar benim sevmeyerek yaptığımı yani. Bir kadın senin yüzünden üzülmüş. Sen hala kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Bari bir özür dile. Hayır özürlük bir şey yok. Hayır, acaba Çincan. Ben mi kırdım da onu? Hayır hayır ben hiç kırmam. Hani, ondan yana hiç sıkıntı yok. Bu adam onu... bütün gün ağzıma tükürüyor bak yine. Ama şu an kışkırtıyor ortalığı. Ben yardımcı olmaya çalıştım. Ne oldu dedim. Bir şeye mi sıkıldınız dedim. Bir geldi orada beni şey yaptı damarım zaten doluydum damarıma bastı ağlattı. Bir dakika ne dedim ben? Kötülemedi. Seni mi kırdı ne yaptı falan dedim. Yok dedim herhalde beni sevmedi dedi. Ben ne dedim size? Camı kapattı dedim öyle sanki ben dedim kırdım. Ben ne yapmışım siz onu söyleyin. Doluydum patlattım beni. Aa ben ne yaptım da patlattım sizi? Konuşturdum beni. Öznur Hanım görüyorsunuz değil mi şov yapıyor. Yok demin cam döküştü. Bak bunun adetidir. Seni ağlatır sonra şov yapıyor. Yok benim dışarıda da modum düştü değil mi? Aşk olsun. Şov yapmıyor. Camı ben demedim o dedi zaten. Vallahi ben şov yapmam camı bilmem. Camı kapattım diye mi üzüldü? Sanki böyle hani bir git der gibi geldi. Aşk olsun. Ben çok pot kırıyorum. Yani kelime hatalarım çok oluyor. Sıkıntı diye bacım ben, 50 yıllık televizyoncu değiliz. Acaba diyorum bir şey mi yaptım da kırdım? Hayır aman ondan yana sıkıntı yok. Ben biliyorsun sevdiklerimle uğraşmayı çok seviyorum. Ay ben suçu kendimde aradım. Hayır suçmuş yok. Ben böyle didişmeyi biraz itişmeyi seviyorum. Sanki ben, beni bilmiyorsun. Hayır ben hep pot kıran bir insanım. Benim için o potların hiçbir önemi tamam. Yok. Benim için insanlığın güler yüzü. O yüzden mi dedim bana kırıldı mı yok, dedim. Yok bu prim yapmaya bu çalıştı ama olmadı. Olmadı. Define bayana ne bu yanına vuruyor bu. Ya ben bir alındım derken böyle camı birden kapatınca dedim acaba ben mi kırdım onu? Ben kendimde hata aradım. Biraz çok pot kıran bir insanım. Yani yanlışlıkla bir şey mi dedim üzdüm. Çok sevdiğim bir insan olduğu için konuştuk anlaştık. Hiç öyle bir şey yokmuş. Ben farklı anlamışım. Ben öyle cam kapı kapatırım iter kakarım. Birlikte. O yaptırıyor. O onu biliyorsun Günal. Gördün mü ne kadar fena? Sen 4 kadına bedelsin. Ortalığı katlı karıştırdı hele. Yüksel Hanım nasıl gidiyor? Vallahi kadın polemik peşinde size söyleyeyim. Evet çok doğru. Bak nasıl da anlamış kadın. İşinden koymak için yapıyor. Zaman kaybettiriyor bizde. Başka hiçbir evet, şey değil. Evet dış ses yapıyor değil mi? Hayır bana demiyor. Türkan Hanım için diyorum. Türkan Hanım polemik peşinde diyor. Kız Türkan'ı bu getirdi içeriye. Kız kadının günahını alma. Kadir kadının gözleri dolmuştu. Ben de ne oldu diye sordum. Ne var bunda? Deşme sen de niye deşiyorsun? Kadın polemik peşindeymiş bak. Yüksel Hanım öyle diyor. Derim tabii.
Ama niye ikide bir bizi gelip işimizden koyuyor? Doğru. Bir daha geldiğinde söylersin. Ben istemem işimizden koyuyor. Saatli çalışırız biz sonuçta. Haklısınız. Hadi biz işimize bakalım artık. Bence onun fikri şey kalbi değişik. Benimki bile temiz değil. Silsin. Koltukları silmesini bekliyorum. Vitrinleri yapmazsa puan değildi. Hani vitrine el değdirse iyi olur. Bence vitrinin içine girmemeliyiz. Niye? Çünkü mutfak da çok kalabalık. Yani bu evin en büyük şeyi kalabalıklık. Çok çer çöp var, kalabalık var. Evet. Her yer dolu. Yüksel Hanım, siz ne diyorsunuz? Vitrine girecek misiniz? Ama hepsine herhalde giremeyiz. Sadece şunlara gireriz. Bunlara giremeyiz galiba. Vitrini alıp konsola mı bırakalım diyorsun? Evet, konsol kalsın bence. Ya sadece kapkacak yok. Baksana bebek, taklama kabı, çanta. Açıp baksana şu vitrine Kadir. Gereksiz neler var orada? Her şey gereksiz. Ah, Noel Baba var. Çay tepsisi var. Cüzdan var. Ekmek bıçağı var. Ondan sonra cıma muhteşem fincanlarımız var. Ha, böyle bir ayı bir şey var. Fıs fıs var, hıs fıs var, çer var, çöp var. Yüksel'i biraz telaşlı gördüm. Çünkü diğer günlerde verdiği puanlar ve yaptığı yorumların da onun üzerinde bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden elinden geleni yapacak ama biraz zor olacak. Gelsinler görsün de temizlik kimin işi? Yüksel'in işi. Arkadaşım Zeynep gel gör nasıl çalışıyor, hırçın çalışıyor. Yüksel Hanım kim bu Zeynep? Arkadaşım. Hayır niye ona seslendin? Çünkü o beni yönlendirdi buraya. O seni yönlendirdi. Niye evet. Kendi gelmemiş? Çünkü yaptığım işi çok beğendiği için. He, o mu dedi sana katıl diye? Evet. Ya Allah razı olsun Zeynep Hanım bize yarışmacı göndermişsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hadi artık çıkmıyor muyuz salondan? Giriyoruz. Örümcekleri alalım hanımlar gözünü görmesinler. Sizin için enerjisi düştü diyorlar. Boşa diyorlar bence kendilerini düşünsün ona otursun nerede. Yüksel Hanım bu duvardaki yağ lekeleri kalacak mı böyle? Nasıl kalalım oraya Kadir Bey? Yağ sökücü. Kadın heyecanlı şu an. Heyecanlanmayın Yüksel Hanım. Çoğu gitti azı kaldı. Maşallah gayet iyi gidiyorsunuz. Ben buraya temizliğine de çıkamam çünkü çok göz önü. Hadi Yüksel abla hadi. Oh 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 ne güzel çıkıyor yağ lekeleri. Süpersiniz Yüksel Hanım. Temizliklerin işini nereden izliyorum kaç günden beri? Akıt 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 oh. Çok güzel aynen böyle devam. Şu ana kadar benden temizlik dersi alması gereken biri var mı? Kim senden? Türkan Hanım. Aa, vallahi Türkan Hanım duymasın. Eminim duymaz. Sen hiç söylemezsin zaten de. Söylesin, duysun. Korkum yok. Benim ondan alacak hiçbir temizlik dersim yok. Finalde bir bakayım. Hangimizin ders alması gerektiğini ona göstereceğim. Eğer ben öğretmem gerekiyorsa ücret de almayacağım. Hayrına. Bence temizlik dersi almaya ihtiyacı yok. Böyle şeylere de hiç gerek yok zaten. Ay şurada bir poz verin. Beni çekin. Evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep. Kadir, her yer hep tertemiz. Kadir, gitsin dertlerimiz. La, la, la. Evet, şimdi kaldı sıra yerde. 20 senelik tecrübe yerleştirip doğrudan mutfağa geçecek. Bakalım mutfak o kadar yoğurt kovasının içinde nasıl iş yapacağız? Yüksel abla ne yaptın? Tamam bitti Kadir Bey. Mutfağa giriyoruz. Tamam hadi o zaman koş mutfağa. Kadir gelsene böyle. Ne oldu? Dur Yüksel Hanım gitsin sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Masanın altına bak. Bakmaz olaydım. Örümcek adam orada yuva kurmuş. Mutlu bir yuva kurmuş kendine. Hatta akrabalarını da köyden getirmiş. Maale yaşıyor. Neyse bakalım fark edecek mi? Bakalım bekleyip görelim. İki gündür her şeyi gören 20 yıllık tecrübe bunu nasıl unuttu? Şok şok şok. Mutfağa geçiyoruz. Mutfakta aslında genel düzenini yaparsan pek zorlayacağını zannetmiyorum. Çünkü benim mutfağım kadar asla
değil. Şimdi önce burada kapının önüne bir kamyon çağırın. Ben buradan vereyim, siz yükleyin. Geri dönüşümü kazandırmamız lazım. O zaman ilk iş olarak mutfağı boşaltıyoruz herhalde. Tabii ki boşaltıyoruz. Bu şekilde asla iş yapamayız. Gerçi Yüksel Hanım kaptı yine deterjanı ama. Sen yağ silici sıksana ki, sen deterjanları hala öğrenmedin mi? Cık cık. 20 yıllık tecrübeye hiç yakışmadı. Önce de sıkıyorsun sanıyorum da o yüzden. Hayır hayır. Üstünde yağ sık, yağ sökücü sık. O yağ sökücü, bak onu sık sen. Torbayı ben tutayım, sen doldur Kadir. Yoksa bu ev bugün bitmez. Ey Allah'ım, inanamıyorum. Bu nedir ya Rabbi ya Resulallah. Kaç poşet doldurdun? Sayamadım ama kapının önü doldu. Sence bu evdekiler istifçi mi Kadir? Sence değil mi, daha bir de soruyorsun. Yüksel abla, bence burayı sil, oradaki kapı kacağı bunun içine doldur. Öyle yapacağız. Hadi artık bir yerden başlayalım, hadi. Haydi haydi. O kadar her şeyi attı, bulduğunu attı, bulduğunu attı. Çöp konteynerine döndü orası. E ne kaldı geriye? Temizlenecek. Bari dolapları da assaydı, kremlemeseydi, onları da assaydı. Yani neresinde temizlik yapıldı ben bilmiyorum. Umarım o çekmeceler çok iyi olmuştur. Gerekirse dürbünle bile bakacağım. Ay, bu ne? Maşallah, dolabın üzerine de senelerdir el değmemiş Yüksel Hanım. Hadi bakalım, gösterin marifetinizi. Görüyorsunuz dolabın üstüne akan kiri. Mutfakta önce bir ortalık toparlasa iyi olur. Çünkü tezgahı silemez toparlamayınca. Çok dağınık çünkü, çok ıvır zıvır var. Çok bardak çanak o kadar çok var ki. Ayağının altına bir şey aldın mı sen? Aldım ama toparlanıyor habire. Kız bir çöp poşeti serseydin, bak gelip görecekler. Burada buldum, tamam. Heyecanlısın anlıyorum ama bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Mutfakta tezgahın üstüne ayağıyla basmıştı. Yani bu yarışmanın bir klasiğidir. Bunu asla yapmaması gerekiyor. Heyecandan diyecektir büyük bir ihtimalle. Allah'ım. Sıkıştım hocam, sıkıştım. Oh. Dayan Kadir, yetiştim. Bırak çekmeyi, tutsana. Ucuz ucuz sandalyeleri alıyorsunuz. Burnumu da sakatlayacaksınız, beni de. Aa Kadir, sanki bilerek yaptık. Etimi kesti, senin taburene tükürsünler. Bir şey oldu mu? Kesti, bacağımı aldı. Uzat bacağını da bakayım. Bir sandalye daha ver hadi. Geçmiş olsun da Kadir, neden bana kızıyorsun hiç anlamadım. Allah'ınızdan bulun, işte burada sonucunun bir tabure kadar değeri yok sayın seyirciler, görüyorsunuz. Hiçbir şeycikler demiyorum. Köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Abartma Kadir, abartma. Al, getirdim sana sandalye. Ver, ver. Hiçbir şey demiyorum sana, ver. Buna da bir çöp poşeti geçireceğiz. Renginiz soldu Yüksel Hanım. Hayırdır? Bu çok pis koku. Kadir bir baksana, gerçekten kokuyor mu? Koku bakınca mı anlaşılıyor? Burnuma geliyor zaten. Yanına yaklaş. Hayır, az önce ben aldım o kokuyu. Asla oraya yaklaşmam. Çok mide bulandırıcı bir şey. Bak sen kaçıyorsun kokudan, gördün mü? O bile kaçıyor. Kim kaçıyor? Sen. Ben kaçmadım da Türkan Hanım kaçtı Kadir. O Türkan yok mu? Türkan dayanamadı kokuya. Mutfakta buzdolabını istiyorum, tezgahı istiyorum, dolapları istiyorum. Yani mutfağın genel temizliğini istiyorum çünkü çok küçük. Ben her şeyi yaparım diyordu, buyursun yapsın. Kız sen bugün evde ne var ne yok attın, adamın 180 yıllık. Ama televizyon masası var. Ne diyeyim, bir günde. Bu televizyon masası burada ne iş olur? Adamın hacdan umreden gitti. Vallahi bu televizyon masası ne iş olur burada ya? Sizin temizlik anlayışınız atmak mı hakikaten Yüksel Hanım? Atacağım, temizliği rahat yapacağım. Adam mutfakta televizyon izliyor. Vallahi kafasına bak ya. Daha ayak atamıyor. Nasıl geziyorlar bunun içinde? Nasıl yemek yapıyorlar? Anlamış değilim. Kadir burada kriz geçiriyor. Sizin dünyadan haberiniz yok Yüksel Hanım.
Yüksel Hanım, baksanıza Kadirciğimizin haline. Kadir Bey, gülme. Başına gelir bak. Karışmam ha. Aklıma gelirken gel. Yine parasını çaldırmasını hatırladın değil mi? Allah seni. Bu çok gülmeyecek bilmiyorum ya. Allah seni kahretmesin. Ben adamın evini temizleyeceğim. Bir de seni benim cüzdanından para kalacak. Ya neler geliyor insanın başına. Sen benim gözümün içine baksana. Yüksel abla, sen olayı bilmiyorsun. Ben sana anlatayım. Bak bak Yüksel abla, az süreyi durdur şunu anlatayım. Durdurdum Kadir. Ballandıra ballandıra anlatabilirsin olayı. Bak Türkan bir eve temizliğe gidiyormuş, tamam mı? Temizliğe gitmiş gelmiş. Kadın bunun çantasından 200 lirasını çalmış ev sahibi. Buna temizlik parası olarak da 150 lira vermiş. 50 lirasını kendine ay. Ay çok kötü. Ah zavallı Türkan. Bir Yüksel Hanım'ın tepkisine bak, bir de sana bak Kadir. Bak nasıl da üzüldü Türkan Hanım için. Onun hoşuna gider ama ben kadın olarak kadınım çünkü. Üzülürüm. Kız bunu kadın erkeğe mi ver, 200 lira gidiyor. Hayır kadını tamam da öbürü veren kadın, yapan kadın gerçek kadın değil bence o. Bir şey diyeceğim ondan sonra Türkan. Dur şurada. Çok iyi oldu. Sonra Türkan eve gitmiş. Biz de bir süre sonra anlamış paranın çalındığını. Bir daha o kadına gitmemiş. Kadın demiş ki kız Türkan demiş niye gelmiyorsunuz o zaman? Temizliğe demiş. Allah'ı gülme daha. Dedim ki kız belki kadının paraya ihtiyacı vardır gitsin. Kadir sakin ol. Şimdi bayılacaksın. Ay böylesin de hiç duymamıştım. Hayır. 206 sen 200'ü geri ver 50 lirayla. Bence demiştin ki Türkan senin çeneni çektin bir dikin 50 lira doğrasın. Kadir dedikodusunu yaptığını söyleyeceğim Türkan Hanım'a. Allah'ım bütün böbreklerim soldu, vücudum döndü. Pek eğlenebileceğini zannetmiyorum. Eğlence olacaksa da bu Kadir Bey'in sayesinde olur. Çünkü çok eğlenceli bir bayan değil. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin Kadir Bey. Teşekkürler. Çekmeceleri. Çekmeceleri yapıyorum Türkan Hanım. Yanlarını da yap. Boşalttın mı çekmeceleri? Ha yok boşaltmadım. Bak görüyorsun değil mi? Yok. Bakabilir miyim şunlara? Bak, istediğin tamam. Kadar bak. Benim günümde çekmecelerime çok takmıştınız. Bir tane ufacık leke istemiyorum. Hatta çakmak olsa onunla bakacağım. İstediğin kadar bak. Böyle ışık tutacağım yakında. Bak istediğin kadar bakabilirsin Türkan Hanım. Tamam. Makineyi de çekeceksin. Hayır. Ben her şeyi çektim çünkü. Ben makineyi çektim. Ben her şeyi çektim. Tane toz şekeri saydınız. Silmemişim Türkan Hanım. Tane toz şekeri saydıysam ben yağlara bakarım. İstediğin kadar bakabilirsin. Peki senin başkasından alınacak bu temizlik öğüdüne ihtiyacın var mı sence? Yok. Peki Yüksel neden benden Türkan'ın öğüt alması gerekiyor dedi? Sen de nasıl bir eksik gördün? O kendince eksik görmüş ama ben kendimi biliyorum. Seni temizlikte açıkçası yetersiz buluyor. Bulsun ben kendimi biliyorum. Peki şu anda gördüğünüz kadarıyla Yüksel Hanım'a vermek istediğiniz bir öğüt var mı Türkan Hanım? Şu an iyi gidiyor. Çekmeceleri boşaltıyor, yapıyor. Ama makinayı da çekmesini istiyorum. Her tarafı çekmesini istiyorum. İstiyorsun. Aynen. Tezgahın üstünü bayağı bir ovmasını istiyorum. Peki. Senin istediklerini düşün. Bittikten sonra bak bakalım istedikleri tamam. Yapılmış mı yapılmamış. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olası. Yüksel Hanım sadece 50 dakikanız kaldı. Yere sürdüğünüz fırçayı duvara mı sürdünüz yoksa? Hayır, bu duvar fırçam benim. Yüksel abla bunu ben sana nasıl vereyim ki? Buzdolabının üzerinden ver Kadir. Yok canım, ağzına kadar dolu kovana. Alır, sen çıkar kovayı. Of. Allah cezanı versin size. İtiraz etme de aç kapağını Kadir. Hayır. Bu dolap temizlenecek. Tamam, temizlenecek. Şu an değil, şu an açamam. Açma. Açma, kötü kokuyor.
Ne yapıyorsunuz? Suyun altına sokukları ve salva şey mi yapıyorsunuz? Sen Kadir ezildisin. Neler gördün geçirdin. Bu koku ne yapsın sana Kadir? Sen burası ben ne yapayım burada? Ne istiyor benden? İçi havalansın diye açtım kapağını. Burası zaten lodos esiyor. Kapat orayı silsin yerine itelim de öyle silelim. Kapat. Ulan kapatsana. Sayın seyirciler kapatmak zorundayım. Bence banyoya yeterli zaman ayırmıştır çünkü ufacık, lavabo kadar, bir tuvalet kadar küçücük bir banyo vardı. Mutfakta desen öyle. Kadir, neden her şeyi ayağımın altına atıyorsun? Ne yapayım? Yer yok, yer. Çöp toplamakla iş yapılmıyor. Artık bunları finalde anlatırsınız Yüksel Hanım. Vallahi herhalde oraya saklıyorum gibi suskunluğumu. Göreceğiz. Yırtacağım ortalığı. Hakkınızı yedirmeyin sakın. Ne yedireceğim? Ben buraya kadar gelmiş fark edilir miyim insanlara? Helal olsun size. Yalnız ocağın demiri Yüksel Hanım'ın elinde kaldı Kadir. Yok mu demiri? Demiri yok. Onlar yağlıysa burada yedeği var Yüksel Hanım. Kız bir bak bakayım bunlar uyuyor mu oraya hele bir dene. Yok büyük geliyor. Oradaki yağlıysa onları da koyabilirsiniz ocağın üzerine. Ay yok şey olmuyor büyük geliyor. Nasıl büyük? Açmayacağız. Her türlü bak. Hayır öyle koymuyor. Tut onu tut. Şu dolabın arasına sok. Kız şunu. Bunu mu? Çekme kamerası çekmesin çabuk. Pes Kadir valla sen de az değilsin. Bir şey değil şey telleri koyuyoruz. Yalnız oraya sıkıştırırsanız kesin yakalanırsınız haberiniz olsun. Gitmiyor ki. Orası gitmiyor. Tamam o zaman öyle bırakın. Orayı ben şimdi kapatacağım. Yalnız bu sır üçümüzün arasında. Olur da finalde duyulursa yandığınızın resmidir. Bak sakın ha. Bilemem. Ben ağzımı açmam zaten. Hadi Kadir dolaba girmen lazım artık. Son 42 dakika. Nasıl? Çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkmaz olur mu? Sen şimdi bu kadar uğraşıyorsun ya, kesin yarışmacılar duvarın eski halini hatırlamayacaklar. Söylemiyorlar bile. Aynen. Dün mesela Gülten'in iç dolabının en üstünü söylediler mi? Söylemediler. Kaşıkla yağ kazıdım orada. Ben şahidim. Deli ediyorlar beni. Senin de anlatman lazım ama Kadir. Hadi susuyorum sonra kendini övüyorsun diyorlar. En azından kendi yaptığın işi anlatabilirsin. Aa. İnsan bir der ki ya o dolabın üstü çok güzel olmuş. Maalesef burada takdir edilmen pek de mümkün değil Kadirciğim. Boş ver. Sen yaptığın işten emin ol da gerisi boş. O kadar sıcak ki kokusu tam. Evet oraya daha yeni yaptım sizin için. Rengi de maşallah. Adıyaman Besni'de oturmaktayım. Geri tekrar buraya taşındım. Adıyamanlısınız. Evet Gölbaşı'yım aslen. O zaman işli köfte işi bende diyorsun. Hepsi bende. Temizlik, işli köfte. Temizlik. Evet. Katılsana yarışmaya o zaman. Katılsana çağırmadınız. Yani sırayla ama çok sırayla yoğun başvurumuz sene, var biliyorsun. Evet geçen sene katılmıştım. Pandemiden dolayı herhalde duruldum. Kadir ayıp ama en azından insan ismini sorar hanımefendinin. İçli köfteyi gördün, dilin tutuldu resmen. İçeride çünkü. Ben Ayşen Turhan. Gölbaşı doğumluyum, Adıyaman Gölbaşı doğumluyum. Bu mahalleye nereden katılıyorsunuz? Adıyaman'dan katılıyorsunuz. Esenler'den. Teşekkürler. O zaman buradan bir Adıyaman'a selam gönderelim. Adıyaman'a, Besni'ye, Gölbaşı'ndaki bütün akrabalarıma selamlar. Yalnız çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Ya şu an ben gözümü bundan alamıyorum. Çünkü elle mi yaptın makine mi? Kendi parmaklarımla yaptım. Parmak kız. Ben bunu yapıp satıyorum yani. Ellerinize sağlık Ayten Hanım. Ben şimdi içli köfteleri alayım. Hayır o Kadir Bey. Merak etme onu yiyemez zaten istese de. Ben temizliğimi bitirir bitirmez tamam. Geleceğim. Eline koluna sağlık. Çok... Kusura bakma vakit olduğu yok, için ilgilenemedim. Yok kolay gelsin. Çok Allah teşekkürler. İnşallah yarışmaya da bekleriz. Tamam bekleriz. Çok sağ ol güle güle. Gözüm o içli köftede. Gözüm o içli köftede haberin olsun. Bırak şimdi içli köfteyi Kadir. 5 dakikası kaldı Yüksel Hanım'ın. 5 dakika mı kaldı? Evet son 5. Hadi abla banyoya gidelim. Banyo kaldı. Kalmadı. Kaldı işte. Bez ver yer bezi ver. Sen gidebilirsin oraya. Ben geliyorum. Yüksel.
20 yıllık tecrübeyi gördük. Hoşuna gitti mi? Balon söndü. Vitrin duruyor, banyonun kapısı duruyor, camı duruyor, klozetin içi duruyor, makina yapılmamış. Lavaboda gelişi güzel, yer gelişi güzel yapılmış. Ben elinden gelen dört dörtlük biz yaptım. Biz ayağımızla geleni yaptık zaten. Benim yaptığım temizlik gözüktü ama sizinki hiç gözükmedi. Maalesef bu evde hani detayları bırakıyorum, bak ince işi bırakıyorum. Sen bu evde onları da yapmamışsın. Çok 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 yüksek yaparım dediler. 20 seneliğin verdiği şey dediler, göremedik çok şükür. Bize temizlik bilgisi verecekmiş, öğretecekmiş. 20 senelikten bahsediyoruz. Sana vereceğim Türkan Hanım. Sen Gülten bana gel, ben hayrıma bedava yani veririm sana. Ay yok. Sadakam olur. Yani. Zaman yani genel olarak 20 senelik tecrübeyi bu evde gördün mü, görmedim? Göremedim. Ben klozete kire sökücü dökeyim bari, en azından dibi yumuşasın. Ay, yumurta kabuklarına çıkıyor. Hatta nasıl biter bu evin işi? Süreniz bitti bitiyor Yüksel Hanım. Çabuk. İnanamıyor inanamıyor. Klozet bitiyor. Keşke önce ortalığı bir toparlasaydın Kadir. Dur dur bir saniye. Bunun şeyi nerede, çeşmesi çeşmeye dök. Üf, bir şey diyeceğim, bu banyo ne? Yine yedin bitirdin kireç sökücüyü. Getirin getirin, bir şişe daha kireç sökücü getirin. Banyoda çok gereksiz şeyler vardı, yığıntılar vardı. Bence onları atabilir, geri kalanını da temizleyebilir. Çöp bunlar, bunları at. Ne yapıyorsunuz Yüksel Hanım? Dağıttınız evi. Kız nereye gittin sen? Kırdım her yeri. At at gel. Bırakın onları da bir an evvel banyoya geçin Yüksel Hanım. Yetişmeyecek. Şunu atmam lazım, geçin. Baştan o taraftan baş. Ay resmen ev rezaleti. Artık bu saatten sonra sizi tek kurtarabilecek şey bir mucize Yüksel Hanım. Son 30 saniye. Evet, şu anda Yüksel göremeyen yerler temizlik puanını buldu. Yani fazladan 10 dakikamız oldu. Zaten bu banyonun kargaşasını da anca temizleriz. Yüksel Hanım'ın sadece 30 saniyesi kalmışken 10 dakikayı bulmuş olması gerçekten hayatınızı kurtardı şu anda. Banyo o kadar dar ve pis ki temizlik maratonunun son durağında da işiniz hiç kolay olmayacak Kadir. İyisi mi bir şarkı patlat da neşemizi bulalım. Altın dişli heyriye, hıldır hıldır yeriye, ağzı burnu içriye, gel beriye beriye. Nay nana nay nay nana nam. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolumda damga var, damga var. Hani ya da fosforlu cevriye, unuttum yine. Bizde kara sevda var. Hani ya da fosforlu, nay 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 nay. Oh, dökün suları da şu temizlik yüzü görmemiş klozet bir kendine gelsin Yüksel Hanım. Bak nasıl beyazladılar, bak. Makine çekeceğiz mi Kadir Bey? Banyoyu temizlerken makineyi çek. Oh! Yaşasın dünya. Banyoda da çok eşya var ama hani dışarı alındığında güzelce temizlenilebilir. Son 30 saniye. 10 9 Kadir Bey, altında şeyi al. Sirkesini. 7 6 Kadir Bey. 5 4 3 2 1 0 Bırakın. The end. Finish Eşitrize. Hadi geçmiş olsun. Evet, şu anda gördüğünüz gibi mahvolmuş durumdayız. Saçımızdan tırnağımıza kadar sırılsıklamız. Her tarafımız yağ, örümcek ağ, kir, kireç. Ama yine de ona rağmen pes etmeden 4 saatlik temizliğimizi tamamladık ki böyle bir evde tamamladık. Aynen. Bence bu işe kendine güvenen gelsin. Peki, kendine güvendiğini söylüyordu. Evet. Bakalım arkadaşların da bugün o güveni ve 20 senelik temizliğin karşılığını senden görebilmişler mi? Öğrenelim, inşallah finalde de kendini savunursun. İnşallah, şuna süpüreceğiz. Burası olduğu kadar sonuçta 4 saatlik bir yarışmaydı. Elimizden geleni yaptık. Zaten girip görecekler. Ben hızla makineyi de çektin yani. Değil mi?
Hadi bakalım gidiyoruz. Elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Evet. Bence bugün final hem eğlenceli hem de hararetli geçecek. Çünkü Türkan Yüksel'in üzerine biraz fazla gelecek. Dolayısıyla bugün hem eğleneceğiz hem de biraz hararetli geçecek gibi düşünüyorum. Bugün final Aşk-ı Memnun'un finalinden daha zor olacak. Hadi bakalım. ...20 yıllık tecrübeyi gördük. Hoşuna gitti mi? Balon söndü. Vitrin duruyor, banyonun kapısı duruyor, camı duruyor, klozetin içi duruyor, makina yapılmamış. Lavaboda gelişi güzel, yer gelişi güzel yapılmış. Ben elinden gelen dört dörtlük biz yaptım. Biz ayağımızla geleni yaptık zaten. Benim yaptığım temizlik gözüktü ama sizinki hiç gözükmedi. Maalesef bu evde hani detayları bırakıyorum, bak ince işi bırakıyorum. Sen bu evde onları da yapmamışsın. Çok 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 yüksek yaparım dediler. 20 seneliğin verdiği şey dediler, göremedik çok şükür. Bize temizlik bilgisi verecekmiş, öğretecekmiş. 20 senelikten bahsediyoruz. Sana vereceğim Türkan Hanım. Sen Türkan bana gel, ben hayrıma bedava gerçekten veririm sana. Ay yok. Sadakam olur. Yani. Zaman yani. Genel olarak 20 senelik tecrübeyi bu evde gördün mü görmedin? Göremedim. Haftanın üçüncü gününde Yüksel Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin salonu darmadağınıktı, eşya doluydu. Yüksel Hanım ve Kadir'in gayretleri sonucu salon derli toplu ve pırıl pırıl oldu. Koltuklar elden geldiğince silinip temizlendi, vitrinin tozu alındı, içindekiler düzenlendi, duvardaki yağ lekeleri yok edildi. Kısacası yarışmacımız az zamanda çok iş yaparak temizliğin hakkını verdi. Evimizin mutfağında adım atacak yer yoktu. Buna rağmen yarışmacımız temizlik yapmanın yolunu buldu. Yüksel Hanım temizliğe mutfak dolaplarının üstünden başladı. Ardından hem kapaklarını hem de içlerini bir güzel ova ova pakladı. Mutfakta sadece ocak, buzdolabı ve camlar temizlenmedi. Her nokta itinayla fırçalanıp silindi. Yüksel Hanım çok uğraştı ama mutfağı da ışıldatmayı bildi. Yüksel Hanım salon ve mutfaktaki enerjik temizliğini banyoya da taşıdı. Yarışmacımız klozeti telleyip fırçaladı, lavaboyu paklayıp duvarlara zıpladı. Kadir'in de yardımlarıyla banyo kısa sürede olabildiğince toparlandı. Günün sonunda Yüksel Hanım iyi bir iş çıkardı. Ancak her odası eşyalarla dolu bu evde dört dörtlük bir temizlik maalesef mümkün olmadı. ...20 yıllık tecrübeyi gördük. Hoşuna gitti mi? Balon söndü. Vitrin duruyor, banyonun kapısı duruyor, camı duruyor, klozetin içi duruyor, makina yapılmamış. Lavaboda gelişi güzel, yer gelişi güzel yapılmış. Ben elinden gelen dört dörtlük biz yaptım. Biz ayağımızla geleni yaptık zaten. Benim yaptığım temizlik gözüktü ama sizinki hiç gözükmedi. Maalesef bu evde hani detayları bırakıyorum, bak ince işi bırakıyorum. Sen bu evde onları da yapmamışsın. Çok 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 yüksek yaparım dediler. 20 seneliğin verdiği şey dediler, göremedik çok şükür. Bize temizlik bilgisi verecekmiş, öğretecekmiş. 20 senelikten bahsediyoruz. Sana vereceğim Türkan Hanım. Sen bana gel, ben hayrıma bedava veririm sana. Yok. Sadakam olur. Yani. Zaman yani. Genel olarak 20 senelik tecrübeyi bu evde gördün mü görmedin? Göremedim.
Temizlik benim işimde haftanın 3. gün finalinden herkese merhaba. Haftanın 3. gün yarışmacısı 20 yıllık tecrübe dedik direktman. Eline koluna sağlık Yüksel abla. Teşekkür ederim, sağ ol. 20 yıllık tecrübe olarak ekranların karşısına geçtin. Bugün de öyle bir temizlik yaptın. Evet. Peki bakalım arkadaşların da bu 20 yıllık tecrübeyi görebilmişler mi? Artık onlar anlatacak, ben dinleyeceğim, cevaplayacağım. Peki hazır mısın? Hazırım. Evet, ilk yorumlar geliyor bakalım. Kimden başlasak? Türkan senden başlayalım. Ay yok ben çok doluyum. Yok sonra. Şimdi en başta başlatmazsın, hepsinin yorum yaptığında araya gireceksin. Çünkü en iyisi bütün içine dök. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Bitirmek yok ama. Peki. 20 yıllık tecrübeyi gördük. Hoşuna gitti mi? Balon söndü. Balonu ben şişirdim. Şişirdin ama şişirdiğin gibi de indi. Halı duruyor, cam kirli. Lekeler var. Dipleri lekeli. Bir tornavida isteyebilirdim. Hiçbir şey bulamazsam ben tel tokamı çıkardım. Hayır, tornavidayla temizledim. Herkes tamam. Gördü burada. Çok kalındı demek tornavida. Maşallah çıkaramamış. Vitrin duruyor. Vitrine hepsini yapamazdım. Duruyor. Bu saatte bu kadar yapabilirdik. Ben yaparım diyordun ama. Ben yaparım ama 20 yıllık tecrübe diyordun. Sen bu kadar şey evden çıkardın, çöp çıkardın mı dışarı zaten peki? Zaten kotluğu da çıkaraydın, nereyi temizleyecektin? Nereyi çıkartacaktın? Allah razı olsun. Kabasını zaten en önemlisini Kadir Bey yapmış. Tabii canım, kesin öyle. Örümcekler duruyor, saat duruyor, televizyon arkası duruyor. Vitrin... Örümcekler nerede mesela? Önceki hali gördün mü sen örümceği? Aha, arkalarda var. Demek sen önceki hali hiç görmedin. Sonuçta kalmış. Sen bana bir ufacık toz şekeri sorun ettin güzelim toz yani. Toz şekerinde senin evinde bak... Ben şey, toz şeker şey kalabilir atmadık. Ama çekmecelerde... Senin evinde halı ben yoktu, de çöp yok, halı mı yoktu? Şey yoktu. Halı sil diye beni... Küçücük bir halım vardı, küçük çöpün değildi. Yoktu. Evde hiç normal eşya yoktu. Bir... Bende mi eşya yoktu? Yoktu, evet. Burada peki... gibi kesinlikle yoktu. Vardı. Her şey çıkacak hayır. Ortaya. Asla kabul etmiyorum. Türkan salonda vitrine, konsola girilmesini istiyor muydu? Mekler tabii miydi? İstedim. Tabii ki ben çünkü ya her yeri yaptım. Mutfak... Kadir Bey, bir şey söyleyeyim. Mutfak... Yani şimdi Türkan sana katılmıyorum burada. Çünkü yani bu salonda bence... vitrini beklemen bence doğru ama değil. Ama bir bez gezdirebilirdi hayır, hayır. İçine. O vitrin bir bez gezdirilecek vitrin kabasını değil. Kabasını alabilirdi hayır, ben o, demiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. O vitrini indirseydi mutfaktan çıkardığı çöp kadar bir de vitrinden çöp çıkaracaktı. Ama böyle bir kabasını alabilirdi ben demedim. Sen Türkan'ın haksız eleştiri yaptığını mı yani düşünüyorsun? Yani hani şöyle bekleyerek. Şimdi vitrin yani Kadir Bey vitrini beklemesi bence abartım doğru değil. Tamam, evet, evet doğru buradaki değil. Halıyı da atmış. Mutfak duruyor. Ocağın etrafındaki yağlar duruyor. Üstündeki yağlar da duruyor duvar. Ben demiyorum ki komple temize. Bir kabasını alabilirdi. Almadım nereden biliyorsun? İş, bir şey sürülmediği belli. Hayır kesinlikle belli, kapamıyorum. Belli. Ben... Mutfak dolabının altı da duruyor. Buzdolabının üstündeki lekeler de duruyor. Yanındaki lekeler de duruyor. Kahverengi dolabın içi duruyor. Dolapların içindeki yağlar çıkmamış. Çekmecedeki yağlar çıkmamış. Cam silinmemiş. Mutfağın kapısı da çıkarılmış, yana atılmış. Zaten lavabo kadar mutfak, ona at, buna at. Bir dolap, bir de buzdolabı ne kaldı? Hiç yani şey kalmadı. Ne kaldı? Kalmadığı için de banyoya, zaten onları yaptık banyo, işte. Banyo, örümcekler duruyor. Borunun üstekiler duruyor mutfakta. Çok az bir vaktiniz banyoda geçirdiğiniz için o kadar yapabildiniz. Ama işte sonuçta bak oluyormuş değil mi? Bu kadar. Süreleri ne kadar odalardaki? Süreleri ne kadar? Salonda 1 saat 30 dakika, mutfakta 2 saat 25 dakika, banyoda da 5 dakika kadar girdi. Ha, banyo, 10 dakika, 10 dakika süreyi de bularak 15 dakikada tamamladı. Banyonun kapısı duruyor, camı duruyor, klozetin içi duruyor, makina yapılmamış. Lavaboda gelişi güzel, yer gelişi güzel yapılmış. Ben elinden gelen dört dörtlük biz yaptım. Biz ayağımızla geleni yaptık zaten. Bu kadar. Omuzlarımızla yaptık. Böyle bir evde bu kadar olabilir Türkan Hanım. Ben tamam, yani bu tamam. Saatte, bu zamanda böyle bir bu kadar. Bizimki de öyle. Hep sizinki böyle değil. Benim yaptığım temizlik gözüktü ama sizinki hiç gözükmedi. Ben tarlaları bağlarda şöyle dedim, ben tecrübeme Türkan, güveniyorum dedim. Bir şey soracağım, dedin. Sen şu anda Yüksel'in yaptığı bir temizliği beğenmedin. Ama Yüksel bugün evde temizlik yaparken dedi ki, eğer dedi yarışmacılar arasında dedi bir kişiye öğüt verecek olursam dedi. O geldiği günden beri bana takmış. Öğüt vereceğim tek kişi Türkan dedi. Olamaz. Olamaz. Bu temizlikle kabul olamaz. Kabul etmiyorum. Bu temizlikle olamaz. Herkes her şeyi görecek. Ben de boş konuşmadım. Herkes anlayacak. Yani herkes her şeyi peki, gördü. Peki Türkan buyur puanını alalım senden. Türkan puanını açıklıyor arkadaşlar. Buyurun. Gülüyorum. Ben zaten 20 yıllık tecrübeyle gülüyorum. Sen bugün gülüyorsun ama ben ezelden beri gülüyorum hep. Hı.
Türkan bir şey soracağım. Böyle bir ev sana çıksaydı temizler miydin diye sormayacağım. Koku. Çünkü sen bugün evi gezerken dedin ki iyi ki bu ev bana çıkmamış dedin. Ya neden dedim biliyor musun? Kokuya alerjim var. Maske takardım. Neresi kokuyordu mesela en çok? Sadece buzdolabının içi kokuyordu. Başka yerde buzdolabının içi etkiledi beni. O zaman beni. Sadece buzdolabını mı temizleyemezdin? Yani diğer yerleri temizlerdim. Maske takardım. Hatta size bile dedim maske takın dedi. Peki. Evim çok çöplüydü. Evim çok kirli. Evim çok örümcekliydi. Evim çok böcekliydi. Hepimizin öyle. Hepimizin öyle. Evimde çok eşya vardı. Özgür her senden şey. Devam edelim. Elbet hepsini görmüşlerdi. İnşallah görmüşlerdi. Benim vicdanım çok rahat bir konuda. Yani. Özgür buyur. Böyle senden bir ev hiç kimse çıksın istemem. Yüksel ellerine sağlık. Teşekkür Geçmiş ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani asla detaylara takılmadım. Takılmak da istemedim. Buna gerek de duymadım. Ama şöyle bir şey var. En temel temizlikte yani sabahleyin kalktın, evi topladın, bir süpüreyim, toz alayım dediğinde bile televizyonun camını silersin ama arkasının da tozunu alırsın. Çünkü elektronik eşyalar en çok tozu çeker. Televizyonun hani camını hadi bir acele ettin, bir şey yaptın ama arkasına hiç dokunmamışsın. Hani önüne bezini değdirmişsin ama arkasına hiç dokunmamışsın. Çünkü dokunacak hiç böyle vakit çok daraldı. İşte. Arkalarını çektik, arkalar böyle çöple yığınlıydı. İşte anlatabiliyor muyum? İşte. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hani benim amacım burada, ben kendime güvenmiyorum, aman iki gün, üç gün ya da benim günüm gelene kadar çıtayı düşük tutayım, insanların nabzını düşüreyim mevzusu değil Kadir Bey. Zaman mevzusu. Ben bunu söylemek istiyorum. Bunu da senin, ben hani tecrübeliyim, kendime çok güveniyorum, balonu şişirdim dediğin için söylüyorum. Peki Özgür, mutfağa geçelim. Mutfak Kadir Bey inanılmazdı. Yani o dolabın açıldığı andaki kokusu, ya Yüksel orada vakit geçirdiyse takdir ederim kendisini. Yani. Ama şöyle bir durum var. Dolabı çok azdı. Evet kirliydi ama dolabı azdı. Doluydu. Fakat dolapların hani içindeki bütün çöpleri, işte ıvır zıvırları, kap, her şeyi çıkarmıştı. Dolayısıyla dolabı da taşıyamaz. Ve kendisine ne oldu? Bir çalışma, yani boş dolap kalmış oldu. Ama o boş dolabın bile kapağını silmiş. Ama en olası şey yan duvarını silmemiş. Bütün... Mutfakta 2 saat 25 dakika geçirdi. Küçücük. Olmadı Kadir Bey. Mutfak bir şey olmadı. Söyleyebilir miyim? Özgür izin verirse söz hakkı onun çünkü. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ocağın üstündeki o demirler oraya ait değil. Ben sanki gördüm kirliyi atmışsın. Büyükleri yenileri koymuşsun öyle o demirler. Öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. O, ben öyle ona ait değil hayır, o sanki. Ona ait değil öyle kış yaptık. Silik bir yerden temizledik. Bulmuşsun da oraya koy. Ona ait değil gibi duruyor. Gittim çöpten aldım koydum. Hayır. Oraya. O soruyorum ben yaptın demiyorum. Bana öyle geldi. Öyleydi yıkadık ya, koyacağım Tuna, yapacağım o kadar. Öyle olsan ona olacak. Öyle olsan olacak. Hayır. Şunu değil. Söyle yani ya, diyelim ki komşunun anda... aldı getirdi. Mesela ne olacak? Türkan ne olacak ya? Ne zaman bunu ispat edebilirsin? Ben soruyorum ya. İşte ben ispatla değil ki çok kötü kirli bir şey de olup da atabilir yenisini koyabilir diyorum. Ben yenisini çünkü... nerede bulacağım Türkan Hanım iyi de, oraya? İyi de zaten mutfak olmamış. Çok saçma. Yani mutfak olmamış. Saçma değil. Büyük ya. Özgür diyor ki zaten olmamış mutfakta diyor onun derdine niye düştün diyor. Çok büyük orada onu niye öyle koymuşlar ki ben anlamadım ona ait değil. Özgür lafları çok uzatıyor bir de biriyle ben bir diyaloğa gireyim hemen bir başkalarımız benim adıma savunuyor. Ben bunu anlamadım niye ki yani? Türkan çünkü... kendinde şöyle bir şey görüyor Kadir Bey. Şimdi ben ilk gün yarıştım. Bana da arkadaşlarım işte bu puanları verdiler ve bu yorumları yaptılar. Artık sıra bende. Kılıcı hayır. Çekti sallıyor. Gibi hayır, düşünüyorum ben hayır, Kadir Bey. Polemik hayır. Peşinde yani. Ay, ben polemik öyle düşünüyorum. Polemik peşinde Türkan Hanım. Siz ben öyle... baştan beri söylüyorum. Polemik peşinde öyle derken. Diyorsanız evet, öyle diyorsanız öyle mi yapayım? Türkan Hanım baştan beri polemik öyle peşinde arkadaşlar bunu bilin. Sen yaptın bana. Ben hayır, tertemiz ben yaptım eve bana. Tertemiz yaptım evden ben hiçbirini sen beğenmedim. Sen polemik peşindesin. Ben mutfakta. Sen mutfağına gündemde tabii karşılaş. Gündemde mi olmak istiyor? Evet gündemde olmak istiyor. Bence polemik yapmaya çalışıyor. Çok gündeme gelmeye çalışıyor. Çok her şeyde yorum yapıyor. Gerekli gereksiz. Polemik peşinde her zaman söylüyorum. Geldiği günden beri aynısı. Yine peşindeyim. Gidip son güne kadar peşindeyim. Sen bugün geldin ya ben bu camı kapattım yani, yüzüne. Sen geldin biraz gözlerin dolmuştu. Mesela Yüksel ona da polemik peşinde dedi. Yani polemik için ağlıyorsun burada. Ben duygusal bir insanım. Elimde duygusalsa değil. Bu camı çok kötü çarptınız. Böyle ağlamakla gülmek yalan iyi olmuş. Sesle bana sorunca bir de tıktı gözüme kamerayı. Ama Yüksel'e göre bu senin biraz ilgi toplaman, biraz göz önünde olmak istemene bağlı. Sahneye çıkacağım. Ama çok güzel sesim var. Hiç öyle bir şey yok. Sahneye çıkacağım. Neden?
Çok güzel sesin çünkü var. Çünkü televizyon programı böyle hey olmuyor işte bu işler böyle. Kadir Bey devam edebilir miyim? Evet buyur. Kısacık banyoda söylemek istiyorum. Banyoda olmamış Kadir Bey. Çok kısa söylüyorum. Banyoda olmamış. Şunu söylemek istiyorum Kadir Bey Yüksel'e. Biz hangi evi temizlersek temizleyelim. İster kendi evimiz olsun, ister işverenimizin evi olsun. Mutlaka ve mutlaka prizlerin tozunu alırız. Televizyonun arka tozunu alırız. Televizyon büfesinin tozunu alırız. Yani bunları yaparız. Ama sen maalesef bu evde öyle hani detayları ama bırakıyorum. Bak ince işi bırakıyorum. Sen bu evde onları da yapmamışsın. O zaman problem ne de diyorum onları yapmamış. Kendi söyledi onu zaten. Neyi mesela? Yetiştiremedim dedi. Süreyle neden alakalı. Süreyle olmam alakalı. Hayır neden şimdi yetiştiremedi nasıl olmam? Önce büyük tamam işlere girişti okay, Kadir okay Bey. Ben cevabımı aldım. Süreyle alakalı diyorsun. Peki o zaman Yüksel geçtiğimiz günlerde Gülten'de ve Türkan'da o süreyi bilmiyor muydu 4 saatlik süre olduğunu yorum yaparken? Kadir Bey süreyle başına gelmeden insan hiçbir şeyi anlamaz. Peki o zaman senden şimdi puan alalım. Haydi evet, buyur. Evet Öznur'dan şu anda haftanın 3. gün puanını alacağız. Bakalım Öznur 20 senelik tecrübesiyle temizlik yapan Yüksel Hanım'a kaç puan verecek? Yüksel sana puanım 3. Hiç kabul etmiyorum Öznur Hanım. Benim yaptığım iş başka bir işe benzemediği için ben bu kadar evde böyle bir evde bu kadar iş yapabilirdim. Ben senden ne vitrini istedim, ne halıyı silmeni istedim, ne koltuklarını hepsini silmeni istedim. Ne kaldı? Ve bunları puanımı vermeden önce söyledim. Bunları puanımı vermeden ay, önce. Ay cam kaldı. Dolayısıyla ay, hani ben sana verdiğim puanda. Çok güzel polemik yapıyorsun. Biraz daha paylaşabilirsin. Şöyle sahneye şey çıkacağım. Kadir Bey çok özür dilerim. Tabii ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Ben mutfağa temizlik yaparken Yüksel girdiğim zaman o tezgahın bir ucundaydı. Siz de diğer ucundaydınız. Sizin ayaklarınızın altında siyah çöp poşeti vardı ama Yüksel tezgahın üstüne kendi ayakkabısıyla basmıştı. Hayır, bez koydum. Hayır. Bez bak vardı, düşmüştür kesin bez koydum. Yükselim, bezin merdivenin en üst rafındaydı. Düşmüştür kesin. Merdivenin en üst rafındaydı bezin, senin ayakların tezgahın üstündeydi. Kesin öyledir. İzleyince görürsünüz poşetlerim serili. Peki. İzleyince görürsünüz. Peki görelim izleyince. İzleyince görürsünüz. Tamam. Ayağının altına bir şey aldın mı sen? Aldım ama toparlanıyor haberi. Kız bir çöp poşeti serseydin bak gelip görecekler. Burada buldum tamam. Gülten senden devam edelim. Dün yarıştın şu anda en iyi sen anlarsın diyorum daha sıcağı sıcağına. Aynen öyle. Dün sana da yorum yapıldı. Evet. Sen dedin ki 4 saatte ancak bu kadar oluyor dedin. Aynen. Sana peki ne dediler sen bunu söylediğinde? Ben bunu söylediğimde yani kendileri çok 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 yüksek yaparım dediler. Ben çok yüksek söylemedim düşündüler ama. Düşündüler. 20 seneliğin verdiği şey dediler. Göremedik çok şükür. Gülten Hanım çok senin evinde bir kere çok kalabalık yoktu. Fazla yorum yapma sahneye mi çıkacaksın? Yani sahneye çıkma gibi bir şeyim yok. İstediğin kadar yapabilirsin. Neyle meşhursun? Oriental mi ses mi? Yok. Türkan Hanım şey. Zaman orada da fındık topluyor. Fındık da meşhurmuş. Vallahi. Bir saatte kaçtan fındık topluyorum diyor. Öyle bir yarışmaya gireceksin herhalde. Türkan polemik yapsın ki bir yerlere gelmek istiyor. Ben onu hissettim zaten. Yüksel emeğine sağlık. Senden beklediklerim koltuklardı. Ben de koltuklarımı sildim. Söylemiştim Kadir Bey zaten. Çok güzel silmiş. Kesin Kadir Bey. İkimiz sildik Kadir Bey. Normal silinir. Gördüm. Islak bırakılmaz. Gülten'i dinleyelim. Islak bırakılmaz dedim. Şu anda ben buna otururken biraz rahatsızım. Yani hem kokuyor, koku vermiş. Benim kesinlikle o kadar ıslak içine çökmüş. Koku falan vermemişti. Çünkü benim siz gelene kadar kurumuştu. Çünkü bu işin Allah gerçeği. Gülten Hanım buraya rüzgar esmiyor. Güneş doğmuyor. Yok, havasız yok, bir ev. Halbuki bezini sana sıkardın. Yalap şap evet, bezi sıktın, halbuki evet, sulu bıraktın, evet, halbuki evet, bileklerin evet, ince bana kalın demişlerdi. Evet. O yüzden de zaten biliyorum. Yok bize temizlik bilgisi verecekmiş, öğretecekmiş. 20 senelik sana vereceğim Türkan Hanım. Gülten sen bana gel ben Halbuki'ma bedava veririm sana. Ay yok. Sadakam olur. Peki bir saniye ben bir şey açıklayayım size arkadaşlar. Ötürken bir saniye. Gülten'in evindeki koltuklar kahverengiydi. Yani onlarda leke varsa bile çok fazla
fazla belirtili olmuyordu. Sadece uç kısımları çok. Ama bunlar açık renk olduğu için iyice sıkılmış kuru bir bezle o lekeyi çıkartamaz. Çünkü kadifeydi bir de yani. Ne yapman gerekiyor? Sen de onun evinde dedin ki yok ıslaklı kuruydu. Aynı laf döndü dolaşmışsın sana geldi. Aynen öyle. Sustum patlayış ya. Çok pardon arkadaşlar. Lokmayı bir şey söz konuşurken bir şey söyleme. Polemik yapma sen. Ben bir açıklamamı bitireyim. Peki. Onun evinde dedin ki yok kuru silinmişti, yok ıslak silinmiş dedin, yok öyle dedin, böyle dedin. Bu koltuk açık renk. Bu koltuğu kuru bezi silemezsiniz. Kuru bezi koltuğa sıktığın zaman hiçbir şey leke çıkmaz. Toz almış oluruz ancak. Peki ona o zaman niye dedin ki yok ıslak sildin, yalap şalap sildin? O kuru sildi. Polemik yapıyorsun kuru işte. Kuru silmekle koltuk silinir ama mi? Ama işte kuru toz alır gibi yaptı onun, ama. Onun bir kayırı vardır. Demedi ya toz alır gibi. Ben sözüme peşindeyim. Tamam. Ben toz alır gibi peki, dedim. Bu koltuk açık renkli koltuk. Kiri tamam çıkarmak asla istiyorsan demiyorum. Bezi köpürteceksin. O köpüğü böyle koltuğa bastıracaksın. Daha sonra da o köpüğü alacaksın. Sonra da kuru bezi de gereken deterjanın hangisi olduğunu bileceksin. Çok tecrübeli koltuğu ya. Köpürtmeden alamazsın o kiri. Evet. Köpük çünkü kiri yüzeye çıkarır. Kuru bir bezle koltuk silinmez Kadir asla. Bey. Şu an çok pardon. Şu anda ıslak olmasının sebebi de tabii ki sulu sildiğimiz için. Çok fazla bir ceyran yapabilecek cam kapı da yok. İçerilerde komple kapalı. Ama önemli olan lekeleri çıkartabildiğimiz ne kadar çıktığı önemli. Çıkmamış kusura zaten. Bakmayın biraz ıslak koltuğa oturtturduk ama siz... Evet Gülten devam edelim. Mutfağa geçelim. Çamaşır makinesinin gözlerini silmeni beklerdim. Gözleri derken? Yani düğmeleri. Ay düğmeleri o kadar uğraştım o kadar. Düğmeler olmamış zaten. Ha. Ondan sonra zaten kremledim, yağ dökücü döktüm. Kadir Bey siliyordu. O kadardı çünkü. Buzdolabı da olmamış. Mutfağın kapısını biz de çıkardık ama gittik temizledik. Sen oraya bırakmışsın. Kapıyı da atardınız. Zaten bütün evde ne varsa maşallah sanki çöp konteyneri oldu. Gelene baktık, işte. Gelene baktık dedik. Bu ne ya? Ne attı? Ne çünkü temizlik zamanımız çok az kaldı. Kapıyı çıkardı dedim. Bu dedim oldu. İşte. Yani çok attı. Evde yoğurt kovası, dondurma kabı, kıvır zıvır vardı. Niye bana atma diyordu. Kullanırlar diyordu. Senin mutfağın zaten bomboştu. İki tane kap vardı. Bu, benim mutfağım bomboş. O sağlam blenderı bile düşürdün, kırdın zaten. Hayır bana atma dedin. Onu kullanırlar. Kıyamadın çünkü gençlere. O kadar çok plastik attık. O kadar çöp attık. Yani onu at, bunu at. Bir şey kalmadı Yüksel zaten. 4 saatlik bir ev bu kadar temizlenebilirdi. Biz 6 saatte yaptık değil mi Kadir Bey? Televizyonda. Çünkü sizin eviniz böyle kirli değildi canım. Aa, sana kusura öyle. Kusura bakma. Benimki kocamandı. Seninki bir mutfağın tuvalet kadar. Peki Gülten banyoya geçelim. Banyoda zaten olan atılmış. Atılması gerekiyordu. Olan atılmış. Her şeyden geçtim. Klozet gene olmamış. Lavabon güzel olmuş. Ona hakkını yiyemem. Örümcekler var. Cam dokunulmuş. Yok. Hep sallanıyor kafamıza Hayır. kadar. O kadar kapının o kadar ağzı yapıldı. Bile dahi alınmamış o kapının ağzı baktım. Yani bulduğum yere kadardı. Böyle artık her seferinde elimi yıkamak zorunda kaldım. Biz de yıkadık evet. Peki Gülten senden de puanını alalım buyur. Evet Gülten, yaptığımız temizliğe ucunda 10 bin lira ödül alan bu yarışmada ve sadece finale 2 gün kalmışken kaç puan veriyorsun? Üzgünüm canım, olmamış. Ben ona 3 verdim ama o bana 2'yi verdi. Bu evin hakkı 2. 2'den fazla verirsen bana haksızlık olur. Tülay senden devam edelim. Yüksel Hanım evi temizlerken gerçekten de hararetli ilk gördüğümde hararetli temizliyordu camdan baktığında. Hatta bazılarında kıyaslama yapmaya başladılar falan. Hanginiz daha çok temiz yaparsınız falan diye. O kıyaslamayı aslında evinizi gördüğümde kıyaslanacak bir şey yok aslında sizin 24 yıldan beri yaptığınız temizlikle ama alakalı. Ama 20 24 yılda siz 20. yaptınız. Ay pardon o zaman. 20 yıldan beri. Yani evi temizledikten sonra gelip gördüğünde 20 yıllık bir temizlik yok muydu evde? Onu mu 20 yıllık bir temizlik yoktu evet. Gerçekten de hani yapılması gereken şeyler yapılmamış. Mesela televizyonun arkası, o şeyler falan, prizler falan yağ içindeydi. Hatta mutfakta geldim, gördüm çalışırken ki mutfakta. Leğen koymuş oraya suyla beraber, su hazırlamış. Dolabı sildi, tamam eyvallah onun pisliğini aldı orayı, yıkadı bezini. O suyu değiştirip de tekrardan ocağı silebilirdi. Ben o suyu döktüğümde tekrar duruladım. Ama ben yerine. Zaten oraya yarışmacı seni izlemeye geliyorsa buna çok dikkat edip de o suyu değiştirebilirdin aslında. Peki Tülay bir şey sormak istiyorum. Evet. Böyle bir evde çöpleri atmak avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Yani atıp da o boş yeri silmek tabii ki avantaj. Heh, bunu soruyorum. Ha, tabii ki avantaj. Evet. Peki o avantajı yani o süreyi değerlendirebildi mi? O süreyi değerlendirememiş. Yani onu kaldırıp da
Onu kaldırıp da onu silmiş, tamam eyvallah. Beğenmedin. Ama başka bir yerde priz almamış, örümceği almamış. Onu, hani onu zaman harcıyorsun ya, mesela onun içinde başka bir yeri yapabilirdi. Prizi silebilirdi. Tülay, buzdolabının kokusu değişmiş mi iç kısmı? Değişmez, o koku değişmez yani. Tülay, banyoya geçelim. Banyo için ne diyorsun? Banyoya girerken şöyle bir köşelere bakıp da kapının kenarlarında örümcekleri alabilirdi. Aldım. Lütfen. Aldım Tülay Hanım. Gördüm ama. Lütfen. Gör, olabilir ama sıfır olamazdı Tülay tamam, Hanım. Pekala. Bu kadar olabilirdi. Tamam pekala. Bu kadar olabilirdi. Ondan sonra duvarlar zaten boyayla yapılan bir iş. Duvara zaten giremezdiniz, hiçbir şekilde giremezdiniz. Klozeti, o arka tarafı alınmamış belli. Deterjan dökseydi yine bir şekilde bekletilebilirdi. Klozetin deliği nasıl olmuş mesela? Orada bir klozetin deliğinde yine lekeler kalmış. Lekeler kalır çünkü elinle böyle güzel temizledim. Ben süngerimi ya, tek atladım. Yapabildiğin kadar yapmışsın zaten. Zaten. Yani fazla, çıkmış mı o kararsız? Fazlasını yani? Zaten o, kadar o pis yerden fazlasını ama bekleyemezsin. Zaten. Onun zaman yani genel olarak 20 senelik tecrübeyi bu evde gördün mü görmedin? Göremedim. Peki Tülay, buyur senden de puan alalım. Tülay, buyur puanını açıkla. 2. Yüksel, ne diyorsun Tülay'a? Vallahi Tülay Hanım, hiç hak etmedim. Ben isterdim ki 4-5 isterdim böyle bir evde. Yarın da inşallah her gün de çıkarsa görüşeceğiz. Böyle nasıl oluyor, kolay mı, zor mu? Tabii ki de zordur. Herkes de bir ama şekilde işte ben bunu döktüm. Hak etmedim işte. 10 puan hak etmedim. Daha fazla puanımı bekliyordum ama görüşeceğiz. 2 tane daha yarışmamacımız var. Onları da artık orada göreceğiz. Yüksel abla, eline koluna sağlık. Şu anda toplamda 10 puandasın. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Tamam. Ondan önce ben de kısaca bir yorum yapmak istiyorum ve daha sonra da yarın temizlik yapacak yarışmacısını seçmek istiyorum. Yüksel abla, salona ilk girdiğimizde gayet performansın çok güzeldi. Evet. Açıkça söylüyorum. Camı çok güzel sildin. Hızlıca hemen köpükle kabasını aldın, kirini aldın. O cam ancak o kadar temiz olabilirdi o sırada. Tabii ki biraz daha detayları aralarına girmeye çalıştın ama. Evet. Eline tornavida aldı, onu gördüm. Halı için gelelim, süpürgenin azizliğine evet, uğradın. O zaten gözümün önünde. Bunu da kendimce tabii ki değerlendiriyorum. Halıyı silmeni de asla beklemedim. Böyle kalabalık ve çöp bir evde bu halıyı silmekle uğraşamazsın. Ama açıkçası vitrinin içini ben senden bekledim. Neden bekledim? Hem tecrübeliyim dedin 20 senedir, hem de diğer yarışmacıların evinde arkadaşlar 4 saatte ancak bu kadar olur gibi bir kelimeyi asla kullanmadım. Çünkü sen hep 4 saatte en iyisini yapanı bekledin. Ben de senden bu vitrini bekledim. En azından o çöplerin içinde ıvır zıvırı poşete bile doldurup bir odaya atsan bardaklarını bile bir toplayabilirdin. Çünkü diğerleri ancak topladım ama. Zaten bir şey diyeceğim, televizyonun altına girmedin. Televizyonun altındaki dolabın içini açmadın. Hep böyle çekmecenin yanlarını hep aldım. İşte yanlarını aldım. Masanın altına hiç bakan oldu mu? Ben televizyonun arkasını masanın, yok, masanın yemek masasının altına bakmadım. Siz de nasıl ev gezdiniz bilmiyorum ama. Yemek masasının altı. İşte ona göre yorum yapıyorlar şey ki zaten. Yemek hani görmeden yorum ben gördüğümü söyleyeyim de yemek masasının altı tamamıyla örümcek ağı. İçi komple. İçi komple. Üstündeki, zaten hep örümcekti ki. Üstündeki o zaman şimdi onlar diyecek ki evimizin her yeri yağdı zaten. Üstündeki masa örtüsünü toplayıp attım. Altındaki masa zaten temizdi üst kısmı. En azından altına girip ya bir süpürgeyle çekmeni beklerdim. Halı malı asla beklemedim senden. O aklıma gelmedi. Problemdi. Hayır, İşte tecrübe bunu gerektiriyor. Keşke oralara bir girmeni bekleseydim. Mutfağa gelelim. Mutfak çok küçük bir mutfaktı. Evet. Orada hareket etmek çok zor. Geniş mutfak gibi rahat temizlenme gibi bir alternatifi yok. Buzdolabını falan zor çektin. Arkası berbattı. Örümcekler vardı. Onları da temizledin. Okey. Ama mutfaktaki en büyük şansımız neydi? Elimize geleni poşete bastık. Ne oldu? Mutfak açıldı. O mutfağın alt kısmındaki yağların gitmesini bekledim. Mesela ben bu taraftakinin altını da yaptım. Sana gösterdim mi? Abla dedim, kapağın altındaki yağlar duruyor. Aldım orayı. Orayı terlemeni bekledim senden. Terledim de aldım en son. Peki. Sen dışarıdaydı. Aldım peki. Aldım. Ama mesela Türkan'ın evinde çekmecelerdeki toz şekere taktığın için buradaki çekmeceleri en azından bir süpürgeyle süpürüp güzel bir kremlemeni bekledim açıkçası. Bunu sen yorum yaptığın mutfağı için mı bekledim mutfağa? Mutfağı kremledin. Çekmecenin içini boşaltmadın ama. Ha boşalttım. Üstteki çekmecenin içini hiç ellemedin. Üstteki çünkü temizdi, yanlarını ama aldım işte, ama İçlerinde vardı ama. Banyoya gelelim. Banyoda en önemli şey klozet 1, evet. Banyo camı 2, çamaşır makinesi 3. Çamaşır makinesinin arkasını çektik. Aldın. Zaten eski bir çamaşır makinesi. Elimizde kaldı. Ama banyo camına su tutmadın mesela.
Orayı su tutmanı bek. Çünkü girer girmez ilk göze batan şey banyo camı. Klozetin de dışını yaptın ama o içindeki o siyah tortu var ya, oraya normalde biliyorsun kire sökücüyü döküp teliği eline alıp şöyle iyice karıştırıp terlediği zaman, eğer orayı yapsaydın şu anda banyodan belki bir puan fazla alabilirdin. Tecrübelisin ya, ben telledim ama bir süngerle yaptım. Neyle yaptın ama? Süngerle yaptım. İşte o Kadir Bey, bir süngerle yorumunuzu yaptınız. Klozetin dibi süngerle çıkmazdı. Terlemeni beklerdim senden. Ama genel olarak performansın iyiydi. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi sıra geldi yarının yarışmacısına. Bakalım temizlik benim işimde haftanın 4. günü yarışmacısı kim olacak? Herkes iddialı konuşuyor ama günü gelince ister istemez o 4 saati yaşıyorsunuz. Peki hazırız. Evet, mavi diyorum. Türkan kız sen misin yoksa tekrar maviye mavi? Evet. Evet, herkes gözlerini kapatsın. Temizlik benim işimde haftanın 4. gün yarışmacısı Öznur oluyor. Oo. Teşekkür ederim. Niye Öznur'u alkışlamadınız? Bir alkış istiyorum Öznur'a. Ay biz sen çıkarsın diye umuyorduk. Biz sen çıkarsın diye bakıyorduk. Kısmet diye bakıyorduk. Evet. Yarın Öznur'la evet, yarışacağız. Ve cuma günü büyük finalde 10 bin liranın sahibinin belli olacağı evi Tülay temizleyecek. Ona da şimdiden başarılar. En son ben temizleyeceğim. Ben mi alacağım ki acaba inşallah? Hadi bakalım, belki sıcağı sıcağına alırsın. Şimdi ben de puan vermek üzere gidiyorum. Yarın kaldığımız yerden temizliğimize devam edeceğiz. Evet, Yüksel ablanın da temizliğini gördük. Eline koluna sağlık. Şimdi ben de kendisine puanımı veriyorum. Evet, Yüksel ablaya puanımı verdim. Haftanın başından beri detaylı yorum yapan Öznur'un yarın detaylı temizliğini hep birlikte görelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.